Yaylaydı o kadar dolu. Evet, Mahalleler Birliği Sözcüleri Neriman Hanım Yılmaz Çoban, canlı yayındayız. Toplantının amacı ne? Beklentiniz nedir bugün toplantıdan? Yer bulamayanlar, üst kat salonumuz açılıyor. Allah bu aslında bunu Pınar Mahallesi'nin güvenlik arkadaşlar söyleyebilecekler. Şimdi bu biliyorsunuz metrekare hesabı var ya, rayiç bedeller üzerinde. Bunun bir sıkıntısı var. Bakalım belediye başkanımız ne diyecek? Bugün rakam açıklanmasını bekliyor musunuz? Biraz düşerek. Evet, oradaki boşlukları doldurabilir miyiz? Bize söylediklerini düşerek vereceğini bekliyoruz. İnşallah öyle olur. Lütfen ortalığı doldurabilir miyiz? Hocam, bu çektiğimiz şeyler sonra izleyelim. Hangi bir konuşmak? Ben onu da alsaydım onu. Üç katlar alt katı gelmiyor. Evet, Pınar Mahalle Muhtarı Ayhan Hoca. Muhtarım, bugün mahallenizi ilgilendiren bir toplantı var. Evet. Beklentiniz nedir?
Her şeyden önce beklentimiz şu doğrultuda. Vatandaşın mutlu olabileceği bir rakam açıklanmalı. Ve daha evvel verilen sözler yerine getirilmeli. Sonuçta şifaya bir rakam dolaşıyor. Ve herkesin midesini ve kafasını bulandırıyor. Bugün Şükrü Başkan'dan mahalleye bir müjde bekliyoruz. Bir rakam açıklanmasını bekliyor musunuz? Kesinlikle. Yani sonuçta siz bir şey satıyorsanız, önce karşınıza gelen kişi bunun kaç para olduğunu sorar. Şu an bu yerlerin üzerinde yaşayan kişilere satış söz konusu ama rakam belli değil. Bu ilginçti. İnşallah buna netlik getirilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sizin beklentiniz nedir? Aynı. Aynı. Makul bir rakam bekliyorsunuz. Ayhan Muhtarım'a katılıyorum. Tabii ki bu Pınar Mahallesi'nin bir sorunu değil öncelikle. Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisar üstündeki yapılacak ve alınacak kararlar tüm Sarıyer'i, belki de İstanbul'u, Türkiye'yi etkileyecek. Şimdi Ekrem Başkan'ın seçimlerden önce vermiş olduğu bir taahhüt var. Sözde değil. Ben Sarıyer'de üzerinde yaşayan vatandaşlara devrini sokak raiş bedelinden devredeceğim dedi. Bu sözünün yerine getirilmesini istiyorum. İmzası var. Bu taahhüttür ve imzalı bir taahhüttür. Bunun için biz bu sözün arkasında durmasını istiyoruz. Evet, Çayırbaşı Muhtar Faruk Bey, siz bir şey söyleyecek misiniz? Ben de katılıyorum arkadaşlarıma. Sokak raiyeci şu anda Pınar'ınki 1000 lira galiba. Evet. İnsanın gidebilir 100 lira, bu fiyatlardan verilmesi gerekiyor. Teşekkür. Doğrusu bu. Buraya kadar gelsin mi? Sen de olur. Bak dağıtmalara yardım kullanıyoruz. Simülasyon kullanıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Şeref geldiniz. Hani derler ya gerçekten ayağının tozuyla diye ama İzmir'den şimdi arabadan indim, üst kata çıktım. Ceketimi değiştim ve tek geldim. Yani epeydir biliyorsunuz takip
takip ediyorsunuzdur. Türkiye çok farklı günler yaşıyor şu anda. Ya inşallah bugün de Nevruz'u bilenler var mı? Böyle Anadolu'dan bilenler vardır içinizde. Nevruz'da ne yapılır, ne edilir falan böyle bir... Şimdi biz çocuktuk. Daha böyle ufak şeyleri, kuzuları, keşirleri otlatırken bize derlerdi ki bak sakın bak bugün var ya ot bile koparmayın. Sizin o peki oğlakların küçüğüne ne denir? Didik. Didiklerin ayakları bacakları kırılır derlerdi, tamam mı? Bugün Nevruz. Nevruz ne demek? Dünyanın bütün ülkelerinde farklı dillerde, farklı inançlarda Nevruz kutlanır bayram olarak. Ne bayramı? Yenilenme, bahar bayramı. Doğayı kendi yeniliyor her bakımdan, her bakımdan. Düşün, Yaradan bu aylarda, bu günlerde hayvanların doğum yapmalarını sağlar, öyle yaratmıştır. Ve dolayısıyla da özellikle bugünün de ben tüm insanlar, sadece Türkiye değil, o özellikle bu geçtiğimiz birkaç yıl içindeki hastalıklar ve de bugün içinde yaşamış olduğumuz ve 11 ilin, sadece 11 il değil tabii, onun etkisi çok yüksek, 11 ilin felaketine yol açan depremler. Ki bu bir de yeni de değil, yani bu sürekli arada olan ve de her seferinde büyük bedeller ödediğimiz, sonradan bütün toplum yoğun bir şekilde bir araya geliriz, bir koşturmacadır, devam ederiz 10 gün, bir hafta. Sonrasında tekrar böyle unutulmaya yüz tutan günler. Ama unutmamak lazım. Şöyle ki, 1915-16'da Japonya'da çok yüksek şiddetli bir deprem oluyor ve 200 bin kişi ölüyor. 200 bin kişi. Yani bundan 100 sene önce. Ve Japonlar bakıyorlar ki kendi yaşadıkları alan deprem alanı. Ya bu işin kendi o coğrafyadan bir başka yere taşınmaları mümkün değil. Mümkün değil. Burada yaşamak zorundalar. O zaman yaşam koşullarını ona göre oluşturmaları lazım ve yaşam biçimlerini değiştiriyorlar. Eğitime başlıyorlar. Çocuktan en büyüğüne kadar. Biz depremde, her türlü deprem şiddetine rağmen depremde ayakta kalabilmeliyiz. Deprem bizim kaderimiz olmamalı şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Şili'de aynı şekilde ve dolayısıyla duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Şöyle bir noktaya geliyor. Şili'ye giden uçaklarda veya hoş geldiniz Ahmet'ime. Şili'ye giden uçaklarda, Japonya'ya giden uçaklarda daha inerken uçak şey anonsu yapıyorlar. Diyorlar deprem, zelzele çok olur burada. Sakın panik yapmayın. Binalardan dışarı kaçmayın. Dışarıdaysanız binalara girin. Niye? Herhangi bir sallantıda başınıza dışarıda bir şey düşmesin diye. Biz işte bu günleri o dönemlere mutlaka ve mutlaka kurmak ve yetiştirmek durumundayız. Yani olmadığı sürece bu memleket Yaradan tarafından bize çok büyük bir mükafatla verilmiş. Dünyanın en güzel memleketi. İşte ben 3 gün önce Hatay'daydım. Döndüm geldim. İşte İzmir'e gittim. Ben biliyorum ki bizim bir arkadaş grubumuzda Adıyaman'a 3 gün içinde gitti geldiler. Yardım şeyleri götürdüler. Eşim de dahil o ekibin içindeydi. O zaman bize Yaradan vermiş, biz kıymetini bilmemişiz. Kıymetini bilmek durumundayız. Yani buna hiç kimsenin efendim şöyle oldu böyle oldu deyip sebep aramasına gerek yok. Allah bize akıl vermiş, o aklımızı kullanacağız. Ve eğitimli inanılmaz çok insanımız var. Çok zımba gibi çocuklarımız var. İnanılmaz zeki, müthiş bir gençlik potansiyelimiz var. O zaman ne yapıp bu gençlik potansiyelini kullanacağız? Devamını getireceğiz. Yoksa git ağla ağla gel olmuyor. Yani deprem pazar günü oldu.
pazarı pazartesiye bağlayan gece, biz salı gün sabah çok erkenden oradaydık. O günden beri bütün şeklimiz değişti. Şeyimiz değişti. Algımız değişti yani. Çünkü şu anda düşünebiliyor musunuz? Hala o yıkıntıların altında insanlar var. Yıkıntıların altında insanlar var. Bunu yaradan, yarattığı kuluna bu kadar eza ceza vermez. Bunun sorumlusu biziz. Bunun sorumlusu biziz. Eğer biz o önlemleri alsaydık, hiçbir şekilde orada, o toprağın altında veya o yıkıntıların altında bu kadar insan kalmazdı. Veya o yıkıntılar olmazdı. İşin en şey tarafı. Bunları niye anlattım? Çok değerli dostlarım. Zamanınız çok kıymetli ve biz de böyle bu saatlerde bu toplantı biraz erken saat oldu yapmamızın ana nedeni birkaç gün sonra Ramazan başlıyor ve bir iftar telaşıdır, Ramazan telaşıdır başlayacak ve o zaman toplantı yapamayız. Hiç olmazsa bir bilgilendirme yapalım. Çünkü herkes çok farklı boyutlarda, farklı şekillerde konuşuyor. Bu işin içinde çok büyük emek var. Ben sizlerin sayesinde ve bütün yönetici arkadaşlarım sizlerin sayesinde görev aldılar. Ben sizlerin sayesinde belediye başkanı oldum ve hep birlikte büyük emeklerle 14. seneyi bitirdik. 15'e gidiyoruz. Bu emeklerin karşılığı şu ana kadar neler oldu, neler etti, bunların hepsini konuşmayacağız. Ama özellikle bölgemizin şu anda içinde bulunduğumuz deprem koşullarında göz önünde bulundurduğunda ve özellikle de bölgedeki o deprem koşullarının İstanbul'da yaşanması gibi bir durum söz konusu olduğunda Allah göstermesin, bedelinin çok daha ağır olacağını bilerek sürekli toplantılar, sürekli çözüm aramalar, neler yapılması gerekir, ne edilmesi gerekirin de düşünülmesiyle burayla orayı denkleştirmeye çalışarak, oralardaki yapılan yani içinde bulunan deprem sürecini İstanbul'da aynı şekilde değerlendirmesini yaparak, başta büyükşehir olmak üzere ve özellikle de büyükşehirin sevgili belediye başkanı Ekrem Başkan'ın da ısrarla talimatlarıyla bu, çünkü bu yeni değil. Biz 2009'da geldiğimizin hemen 2009'un hemen başlarında, daha birkaç ay geçmeden, şu anda televizyonlarda gördüğünüz Naci Görür Hoca bizim hala danışmanımız. O günden beri biz Naci Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Bu belediyenin danışmanı, çünkü burada, yani Zekeriyaköy'de oturuyor kendisi de. Dolayısıyla ne yapabiliriz, ne edebiliriz telaşı içindeyiz. Ve işin bir acı tarafını tekrar bir söyleyeyim. Ya şimdi herkes şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Ben bunu İstanbul dışına da gittiğimde de söylüyorum. Ya diyor başkanım, çok şanslı yerdesiniz. Niye? Sarıyer'in zemini iyiymiş, Sarıyer şöyleymiş, böyleymiş. Vallahi dedim, o Sarıyer'in iyiliği inşallah, yani şey olarak sorun değil ama bu biraz da emlakçıların gaz vermesinden, rantçıların olayı birazcık daha böyle tetiklemesinden kaynaklanıyor. Deprem kuşağının olduğu her yer farklı direnişler ve yıkıntı algısı içinde. Tamam, Yeşilköy, Avcılar, orası deprem, yani fay hattı çok yakın. Zemin de biraz sıkıntılı. Burada da zemin sıkıntılı. Burada zemin sıkıntılı değil diye bir şey yok. Biz şöyle yamaçlarımız var. Ve Sarıyer'i sadece belli bölgeler olarak almayın. Dere yataklarına oluşmuş yüzlerce binlerce bina var. Şimdi Sevgi Hanım çok kısa onlardan da söz eder. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bir de şöyle bir sıkıntı var. Ya İstanbul'un yeni yapılan binaların dışındaki oluşumundan bugüne kadar binalar çok eski. Mühendislik hizmeti çok fazla almamış. Bu bizim gecekondu bölgelerimiz de değil sadece. Dediğim gibi biraz önce dere yataklarında, örneğin İstanbul'da bir vadi.
Geç birazcık öbür tarafta Büyükdere'de bir vadi. Geç bu tarafa geç Bebek'te bir vadi. Geç diğer tarafta çayır başında bir vadi. Geç öbür tarafta Sarıyer'in merkezinde bir vadi. Devam et Rumeli Kavan. Şimdi bunların hepsi dolgu zemine oturulmuş ve de üzerine yapılmış binalar. Bir de alüvyon olarak düşünün şöyle. Altı çok sağlam olabilir, kaya olabilir ama birkaç metre üstünde yapılan binalar var. Bu binalar zemine baskı kurduğunda o alttaki kaya tabakası şeyde kalacağı için toprak kaymaları söz konusu. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bir şey çıkıyor ortaya. Biz kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, biz Sarıyer olarak, belediye olarak, halkımızla beraber, sizlerle beraber bu işin ısrarla olabildiğince en kısa sürede ve yapabildiğimiz en önemli çözüm yöntemleriyle önlemlerini almak zorundayız. Bir şansımız var, üniversiteler burada. Benim iki geçmişim var, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Akademisyenlerle çok iyi ilişkiler içindeyiz. Onların bize önerileri var. Şöyle ki, ama bunun yanında da var olan bir sıkıntı var. İstanbul, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş diğer bölgelerinden farklı. Yasal anlamda, yönetim biçimi anlamda farklı. Şişli 4 yasayla yönetiliyorsa biz 14 yasayla yönetiliyoruz. Önümüzde engel çok. Yani istediğin zaman istediğin şeyi yapamıyorsun. Dolayısıyla da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorsun. Örneğin biz şu anda bir hani evlerinize geliyoruz, muayeneler yapıyoruz. Bizim bir mühendis ordusu dolaşıyor şu anda alanda. Bu arkadaşlar bir hastanın doktora gidip muayene olması gibi, acaba neyi var, röntgeni çekilir gibi, acaba neyi var, işte orasında bu mu var, burasında bu mu var çalışması içindeyiz. Ve bunları tespit ettikten sonra neler yapılması gerekliliğine bakıyor. Tam da o noktada bizim bir şeyler yaptırtmaya, özellikle de onarım yaptırtmaya, işte bina yıktırıp yeniden yaptırtmaya yetkimiz maalesef yok yasal anlamda. Ama biz her şeyde olduğu gibi eğer herhangi yaşamı ilgilendiren herhangi bir konu halkımızı, toplumun genelini ilgilendiriyorsa ben önce şahsım olarak ve bütün çalışma arkadaşlarım da bunun inancıyla şartlar ne olursa olsun, sonucunun nereye gideceğini giderse gitsin biz o işe elimizi atarız, omuzumuzu veririz ve işi çözmeye çalışırız bu mülkiyet meselesinde olduğu. Dolayısıyla konu çok fazla uzatmayacağım ama bunları söylemek zorundaydım. Şimdi değerli dostlarım, çok basit bakmamak lazım bu olaya. Basit bakmamak lazım. Yaşama basit bakmamak lazım. Ben çok koşturmak, keşke daha böyle bir zaman geçse daha fazla koştursak veya bu sorunların bu duruma gelmesine engelleyebilmiş olsaydık. Sel felaketi efendim, işte görüyorsunuz Adıyaman, Maraş, peşinden Urfa seller altında kaldı. Sanki 3 gün önce deprem yaşamamış gibi. Yine orada da insanlar öldü. Şimdi bizim Karadeniz'e bakıyorsun aynı şekilde. Ve bunu biraz önce konuşmamın başında söylediğim gibi kadere bağlamak kesinlikle çok yanlış. Öyle olursa biz o zaman defterleri toplayalım, gidelim buradan. Öyle saçma şey olur mu? Dünyanın en güzel memleketi Yaradan bize vermiş, şartları en iyileştireceğiz ve yaşamımızı burada devam ettireceğiz. Şimdi Karadeniz'de sel oluyor, derelere fazla yağmura bağlıyorlar. Öyle değil. Biz, önce biz yöneticiler ne yapmışız? Buralarda bizim bu fırtınanın, selin bu kadar zararlı olmasının sorumlusu kim? Sel değil sadece. Şimdi bizim de sorumluluğumuz var. Yöneticilerin de var. Ben Sayın Bakan'a dedim. Bakan dedi ki ya Başkan Bey çok yağmur yağmış. Biliyorsunuz çok sel olmuş. Dedim vallahi Sayın Bakan sen de mühendisin ben de mühendisim. Önce birbirimize soralım. Biz bu işi
Adam yıllar önce çarşambayı sel aldı diye türkü söylemiş, ağıt yakmış. O günde de varmış bu sel, bugün de var. Peki biz o günden bugüne ne yaptık? Yanlış yere köprüyü yaparsan, köprünün önünden malzemesini alırsan o köprü yıkılır ve 5 tane de asker şehit olur. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurarak bulundurmak zorundayız. Coğrafyamız o kadar zor değil. Şartları çok daha kolaylaştırabiliriz. Ama burada şimdi toplumda herkes var. Herkes farklı şeyler söyleyebilir. Ben şunu biliyorum. Sizlerin bana verdiği yetkiyle ve bu 14 yıllık zaman içinde sürekli alanda her bir şekilde birlikte olduğumuzda bir hata varsa ben önce kendimi sorguluyorum. Kim ne, çocuk dahil, yaşlı dahil, okumuşu okumamışı değil, hiç insanları ayırt etmeden dinliyorum onları. Bana onların inanılmaz önerileri geliyor. Başkan, oğlum şunu yaparsan iyi olur. İşte öğrenci, başkanım şurada da şöyle bir şey var bak demesi bile bana bir yol gösteriyor. Ben bunları dinliyorum. Ve dolayısıyla da sonuç itibariyle önemli bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Yıllardır beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz daha hemen işin başında gecekondu mesken müdürlüğü kurarak bu işe başladığımız bu mülkiyet sorunun çözülmesi olayı belli bir noktaya geldi. Bundan sonrasında da yine çalıştığım bölgelerde söylenen çok güzel bir söz var. Çok güvenirim ona. Allah galip deyip yolumuza devam ediyoruz. Evet, Sevgi Hanım buyursun. Yani bu kadar giriş yeter. Yetmez mi? Teşekkür ederim. Şimdi başkanımızın da dediği gibi deprem felaketi yüzünden biraz gecikti bu toplantı. Başkanımızı bekledik 2 veya 3 kere onar günlük süreçlerle bölgeye gitti ve halen de orada 100'e yakın arkadaşımız o bölgede duruyor. Şimdi deprem demişken biliyorsunuz Sarıyer Belediyesi de hızlı tarama sistemine geçti artık büyükşehir gibi. Bu hızlı tarama sisteminden vatandaşlar korkuyor çünkü hani binalarımız bu tarama sonucunda yıkılacak mı? Belediye bu binaları yıkacak mı diye bir endişeleri var. Sakın ha öyle bir endişeniz olmasın. Tüm derdimiz ve gayemiz binalarınızı kontrol edip eğer çok tehlikeliyse mutlaka dediği gibi başkanımızın teknik üniversiteden, İTÜ'den ve Boğaziçi Teknik Üniversitelerinden donanımlı bir heyet tarafından bu binaların hem can güvenliği seviyesinde güçlendirilmesi hem de insan içindeki insanın canına herhangi bir şey gelmemesi açısından bir güvenlik önlemi aldırma için sahadayız. 10 tane teknik personelimiz, mimarımız ve mühendisimiz sahada teknik incelemelerini yapıyorlar. Mutlaka siz de gelip müracaat edin. Bu müracaatı bizim yapı denetim müdürlüğümüz var. Yapı Denetim Müdürlüğümüze geliyorsunuz, adresinizi ve telefonunuzu bırakıyorsunuz. Resmi değil, resmi belediye kayıtlarına girecek şekilde değil. Gelip oradaki arkadaşımıza ya Yapı Denetim Şefimiz Erhan Bey'e ya da Yapı Denetim Müdürümüz Hanefi Bey'e gelip müracaat ediyorsunuz. Adresinizi ve telefon bilgilerinizi bırakıyorsunuz. Onlar sizi daha sonra arıyorlar. Yani şu saatte geleceğiz, siz evde misiniz diye. Evdeyseniz gelin diyorsunuz ve o saatte arkadaşlarımız gelip bir inceleme yapıyorlar. Bu incelemede beton sonuçlarınız bir de demir röntgeniniz çıkıyor. Ve gelen sonuçlara göre de diyoruz ki evet evinizde problem var. Güçlendirmemiz lazım. Bu güçlendirme projesini gidip bir yerde çizdirebilirsiniz. Biz de onları kontrol edeceğiz. Yani sizi sağa sola savrulmayacaksınız. Biz o güçlendirmeyi kontrol edeceğiz ve o güçlendirmeye göre size diyeceğiz ki şu saatte şu işlemi yaptırabilirsiniz. Ya da bu yaptırdığınız güçlendirme yanlış, eksik. Bunu şu şekilde tamamlayın, ondan sonra gelin diyeceğiz. Dolayısıyla bu işlemden korkmayın. Bu işlem tamamen sizin canınız için, canınızı korumak için yaptığımız bölge genelinde bir işlem. Bu toplantıya gelince biliyorsunuz Temmuz ayında Büyükşehir'de bir karar çıktı. Bu kararda Pınar Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nin satışına yönelik. Bu satış
işlemiyle ilgili 4 aylık Büyükşehir'de bir inceleme başlatıldı. Bu incelemelerde de bu mahallelerde ne kadar tapu tahsis belgesi var, ne kadar yapı kayıt belgesi var, ne kadar emlak beyanı var, ne kadar hiç evrak yok, hangi binada kaç tane aile oturuyor, yani bir binada iki aile mi oturuyor, bir binada tek aile mi oturuyor, bir bina çok parçalı bir yani emlak beyanına mı sahip ya da tek parçalı bir emlak beyanına mı sahip, tüm adres adres tüm bilgileri çıkardılar bu 5 ay boyunca. Bunu şimdi arkadaşımız tek tek size anlatacak. Pınar'da kaç tane bina var, kaçı tek kullanımlı, kaçı birkaç tane mülkiyetli. Bundan sonra şöyle bir çalışma da yapıldı o süreçte. Bu satış fiyatlarının, yani satış işlemlerinin fiyatları ne olacak? Bu arada Büyükşehir Belediyesi bunu da çalıştı. İlk çalışılan şeylerde 38 tane ilçe belediyesinin sokak rayiçleri tek tek çıkarıldı. Bu sokak rayiçleriyle bizim sokak rayiçlerimiz tek tek karşılaştırıldı. Ve Büyükşehir bize şunu söyledi. Arkadaşımız Büyükşehir Emlak Müdürümüz burada, Yaşar Bey yanındaki. O tekrar anlatacak siz sorularınız olursa. En son gelinen noktada da dendi ki Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi'nin sokak rayiçlerinin de çok altında. Neden? Sarıyer Belediyesi 3 dönem bu sokak rayiçlerini hiçbir şekilde artırmamış. Biliyorsunuz sokak rayiç bedelleri her 4 yılda bir belirlenen bir komisyon tarafından devletin belirlediği oranlarda ve belediyenin belirlediği oranlarda artırılıyor. Fakat biz 2009'da başkan geldiğinde o sokak, yani 11 tane mahallemizin hiçbir sokak rayicini yükseltmedik o dönemde. İnsanlar bu satıştan zarar görmesin, bu satışta fahiş rakamlar çıkmasın diye. Ama önümüze konulan rakamlarda bunlar görüldü. Yani biz sadece şu an bize verilen bilgide Sultanbeyli Belediyesi'nin sokak rayiçleriyle hemen hemen aynıyız. Diğer belediyelerin tüm sokak rayiçleri bizden daha fazla. Sahadan gelen sorular oldu. Bu sorulardan bir tanesi satışlar hangi mahalleleri kapsıyor? Hala bu konuyla ilgili bilgisi olmayan vatandaşlarımız var. Arkadaşlar satışlar 11 tane mahallemizi aslında kapsıyor. Ancak şu aşamada kararı alınan Pınar ve Hisarüstü mahallemiz. Yani iki mahallemizin vatandaşı buna müracaat edebiliyor. İki mahallemizin işlemleri yürüyecek. Diğer mahallelerden herhangi bir işlem veya herhangi bir müracaat almıyoruz. Diğer mahallelerde satışa çıkacak mı? Beklentimiz evet. Yani bu mahallelerin satışları gerçekleştirdikten ve tamamlandıktan veya kısmen tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi diğer mahallelerin satışını da meclise indirecek. Biliyorsunuz evlerinize birer şey geldi, evrak geldi. Bu evrakta bir takım bilgiler yazıyor. Bu bilgileri şimdi arkadaşlar teker teker size anlatacaklar. Neler var, içinde neleri ihtiva ediyor ve siz neleri dolduracaksınız. Onlarla ilgili teker teker üstünden geçeceğiz. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz ne sorunuz varsa çekinmeden, şey yapmadan, herhangi bir endişe duymadan bize söyleyin ki biz net bunların tamamına cevap verebilelim. Size evraklar evlerinize dağıtıldı. Eğer eline o evrakları gelmeyen varsa mutlaka belediyemizin emlak müdürlüğünden, Kemal Bey'den, en sağdaki arkadaştan ya da Büyükşehir'den bunları temin edebilirsiniz. Evraklar alınca ne olacak? Evraklarda yazılan her şeyi dolduracaksınız. Burada adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, binanızın adresi, parsel numarası varsa parsel numarası, yapı tespit tutanağı diyoruz ama yapı tespit tutanağını kimse çok anlamış durumda değil. Binanızın oturduğu bir alanın krokisi diyelim. Bunu yaptıramıyorsanız da yaptırmayın ama imar barışı belgesi bunu zorunlu tutuyor. Özellikle imar barışından yararlanacak kişilerin yaptırmasında fayda var. Aslında basit bir işlem. Ama yaptıramazsanız da bize gelin, biz bir şekilde onu çözebilir durumdayız. Müracaat ettiğimizde ne olacak diyor birçok insan. Yani
gördük ki biraz fiyattan korkuluyor ve bu fiyattan dolayı acaba müracaat etsek mi etmesek mi? Arkadaşlar herkes müracaat edebilir. Hiçbir müracaatın yasal bir geri dönüşü olmayacak. Alabilen alacak, alamayanın mülkiyeti gene büyükşehirin üstünde kalacak. Yani durumumuzda şu değişiklik olacak. Bir, müracaat ettim ve aldım. Hisse satışı olacak zaten burada. Bütçeniz neye yetiyorsa onu alacaksınız. 100 metrekarese 100, 20 ise 20, 10 ise 10, 50 ise 50. Bütçenize göre bir şey verilecek. Almazsanız da mülkiyetiniz hala aynı şekilde devam edecek. Yani şu an nasıl oturuyorsanız o zaman da aynı şekilde oturmaya devam edeceksiniz. Korkmanıza, endişelenmenize, ya komşum aldı ama ben alamadım, acaba benim başıma bir şey gelir mi demenize gerektirecek herhangi bir durum yok. Çünkü bu parsel, yani sizin binanızın olduğu parsel gene büyükşehirin elinde kalacak. Üçüncü kişilere satılmayacak. Üçüncü kişilere satmak ne demek? Yani burada benim parselim var ama binam yok diyen bir adama satılmayacak. Dolayısıyla üstünde binası olan, ikametgahı burada olan ve emlak beyanı da burada olan kişiye satılacak. Başka bir adama satış olmayacağı için komşum aldı ben almadım, acaba benim başıma ne gelir diye de uykusuz kalmanıza, endişe duymanıza gerektirecek bir durum olmayacak. Mutlaka müracaat edin. Müracaat ettiğinizde ne olacak? Arkadaşlar inceleyecekler. Evraklarınız eksikse mutlaka telefonunuzu yazın, doğru telefonunuzu yazın. Bu telefonunuz aranacak. Diyecek ki arkadaşım siz müracaat etmişsiniz ama eksik evrağınız var. Bu eksik evrağınızı tamamlayıp getirir misiniz? Bu eksik evrağınızı tamamlayıp bize de verebilirsiniz. Sarıyer Belediyesi'ne de verebilirsiniz. Ya da Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne de verebilirsiniz. Dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntınız olmayacak. Her müracaat eden alacak mı? Hayır, istemeyen almayacak. Her müracaat ettiniz ama ben müracaat ettim fakat pahalı geldi. Ya da bütçem yeterli gelmedi ya da işten çıktım ya da çocuğum işten çıktı diye bir şeyiniz olabilir, sorununuz olabilir. Bu sorunla olan kişi almasına da gerek yoksa ama müracaat mutlaka edin ki yani önünüzde bir takım şeyleri görün. Şimdi müracaat etmeden önünüzde ne var göremiyorsunuz. Niye? Çünkü diyorsun ki imar barışı belgesi var, yapı kayıt belgesi var, işte emlak beyanı var ya da 2981 imar affı diye biliniyor halk arasında. İmar affı belgem var. Bunların hangisi daha avantajlıysa arkadaşlar inceleyecekler. Diyecekler ki senin mesela binanla ilgili sen yapı kayıt belgesinden git. Ya da diyecekler ki hayır sen yoksul sınıfından git. Ya da diyecekler ki hayır sen peşin ver, senin için daha karlı olacak. Ya da diyecekler ki senin elinde 2981 sayılı belgen var, sen ondan git diye arkadaşlar sizi yönlendirecekler. O arkadaşları da size şimdi tanıştıracağız. Burada aramızda oturuyorlar belgeyi alacak adamlar. Yani tek tek hepinize bunları zaten söyleyecekler. Mutlaka benim tavsiyem mutlaka müracaat edin. Müracaat ettiğinizde almazsanız da almayın. Çok bir önemi yok. Taksitlendirme olacak mı? Bir defa hemen hemen her senaryoda da yani ister tapu tahsisiniz olsun, ister imar barışı belgeniz olsun, isterse yoksulluk sınırı denen, yoksulluk mu müdürüm tam adı neydi? Dar gelirli, dar gelirliğinden, belgelerinden 60 aya varan taksitlendirmeler olacak zaten. Herkeste bu olacak. Şimdi arkadaşımız tek tek onları da bir üstünden geçeceğiz. Hani şunu alırsanız taksitiniz ne olacak? Bunu alırsanız taksitiniz ne olacak? Onu tek tek şey yapacağız. Tapu tahsis makbuzlarımız bir işe yarayacak mı diyen çok soru var. Arkadaşlar tapu tahsis belgelerinizin ödemelerinizi yapmışsanız bir kısmını, o kısımdaki paralar arkadaşlar tarafından incelenecek ve mutlaka peşinatınızdan düşürülecek. Yani hani hiçbir işe yaramadı tapu tahsis belgesi
diye demiyoruz. Dolayısıyla tabu tahsis belgelerinin de bu ödediğiniz meblağlar arkadaşlar tarafından incelenecek ve peşinatınızdan düşecek. Fiyat dediğim gibi birçok ilçe baz alınarak aslında belirlendi. İlk fiyatlandırma sistemleri çok pahalıydı açıkçası. Bunu çok kamuoyuyla paylaşmadık. İşte Hisar üstünde 20 binler civarında, Pınar'da da 17 binler civarındaydı. Başkanımız Ekrem Başkan'la yaklaşık 7-8 kere toplantı yaptı ve bu fiyatların bizimle olabilmesi ve vatandaşın alabilme şansının olmadığını söyledi. Fiyatlar en son, yani 7-8 toplantı sonucu Pınar'da 4 binlere, Hisar'da da 6 binlere indi. Bunların hepsi gene 60 ay taksit ve şey imkanıyla onların hepsini söyleyeceğiz. Siz cevap sorun, sorun onları. 4.200-4.250 yapmış. Şu an fiyat, bu fiyatlar resmi değil zaten. Yani bunlar daha bir fiyat tespit komisyonca resmi olarak ilan edilmiş durumda değil. Bunlar hani sahaya indik, insanlar da bunu bilsin. Yaklaşık önüne ne rakamlar çıkacak bilmesi açısından söylediğimiz rakamlar ama bu rakamlara yaklaşık olacak. İşte bir tanesi 4.200 ise diğeri de 6.300 falan olacak gibi görünüyor. Tamam, onları söyleriz. Başka diğer şeylere siz siz sorduğunuzda biz cevaplarız. Burada daha çok teknik konuda bir arkadaşımız açıklama yapsın. Sonra da sizin sorularınızı cevaplarız ve ona göre işte Ekrem Başkan mı gelecek, Şükrü Başkan mı bir şey diyecek, ona göre işlem yaparız. Şimdi Kemal Bey sen bir... Kadastro gelmeden o sizin dediğiniz evrakların nasıl olacak? Kadastro ile hiç işimiz yok. İmraniye Belediyesi kadastroyu verdi. O başka. Geldi. Nasıl başka? O başka. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şimdi soruları sonra alalım. Şimdi değil. Şimdi arkadaşımız bir anlatsın. Hani rakamlar nereye gelecek? Belki bir de müracaatınız nasıl olacak? Bir onları anlatsın. Ondan sonra tek tek sorularınızı alacağız. Merak etmeyin. Zaten gösterdiğim evraklar birçoğu size ulaşmıştır ya da bizden iletmişsinizdir. Bu ilk göster... Gidiyor mu? Atlayabiliriz. Tamam, atlayabiliriz. Tamam, o zaman... Tamam. Şuradan... Tamam, devam edelim o zaman. Ya işte o yüzden dedik biz bütün bilgileri... Arkadaşlar şimdi şöyle, biz bütün bilgileri verelim. Anlayan zaten anlamış olur ama burada anlamayan da en azından evrağı görmüş olur. Çünkü bize sahadan o bilgiler geliyor. Yani arkadaşımız itiraz etti ama eğer genel bir itiraz yoksa biz hazırladığımız bilgilendirme şeyini size sunalım. Tamam. Devam edelim. Şimdi değil. Soruyu sor alacağız. Dediğim gibi zaten bu evraklar size ulaştırıldı ya da bize gelip aldınız. Bu ilk gösterimi başvuru dilekçesi. Burada şu karışıyor en çok, üstteki başvuran sahibi altta diğer hak sahipleri diye bir bölüm var. Nedir bu? Diyelim binanın 4 katlı sizin, her kişi eğer 4 dairede 4 farklı kişi yanında kayıtlı ise her kişinin ayrı ayrı başvurması gerekiyor. En alt satıra da diğer hak sahiplerinin hani kontrol edilmesi için isim, soy isim ve TC'lerinin girmesi gerekiyor. Buradaki en çok karışan kısım bu. Genel olarak satışla ilgili 3 grup belirlenmiş. İşte tapu tahsis belgesi olanlar, yapı kayıtlı olanlar ve işte herhangi belgesi olmayanlar. Ama bu herhangi belgesi olmayanlar içinde de gene orada bir avantajlı grup oluşturulmuş. Nedir bunlar? Askeri ücretin 2 katı gelirinden, 2 katından altında gelir olan kişilere dar gelirli olarak bir grup oluşturulmuş ve bunlara da 60 ay taksit imkanı sağlanmış. Buna ilişkin dediğim gibi o gruplama da bu şekilde. Tapu tahsisiniz varsa işte burada da HKN veya da işte 2 sarı gösterilmiş şekilde 3 farklı ödeme seçeneği var. Bu da dediğim gibi
Herhangi bir eksik olmayı dikkat, daha geçici gruba gelenler var. Toplam 4 grup satış belirlenmiş grup burada. Tapu taksitlerde 4 yıl, toplam 4 yıl 12 taksit olacak şekilde. Yapı kayıtlarda 5 yıl 60 ay taksit ve yine dar gelirlerde 5 yıl 60 ay taksit imkanı var. Ödeme şekilleri bu şekilde hesaplanmış durumda. Aynı şekilde işlerde göstereyim ben size. Şöyle bir durum da var. Yapı kayıt veya tapu taksit, her iki belgesi olmadan da burada gördüğü gibi tapu, yapı kayıt daha avantajlı olduğu için hem tapu taksit hem yapı kayıt olanların da yapı kayıttan başvurmaları avantajlı gözüküyor şu anda. Bizim belki halkımıza şey geliyor, ilk etapta hani bu fiyatlar yüksek geliyor ama şimdi örnek bir çalışma yaptı bizde. Bize komşu olan, şimdi Pınar Mahallesi'ni bir aç. Şu an Pınar Mahallesi'nde yapılan incelemede tek hane sayısı 518 adet. Yani 518 adet bina bir tek şahsa ait. Ve 518 adet bina sahibi parselini kendisi alacak. Hissedarı yok, binasında oturan başka biri yok ve kendisi alacak. Bu 100 metrekare biliyorsunuz şeyden zemin tespitten gelen yapı kayıt belgesinden gelen metrekareler. Bu metrekareleri sizin binanıza göre değişiklik gösterebilir. Bu tamamen zemin tespit etüdüne göre bir tane binada yapılmış bir örnek. Mesela 518 tane bina sahibi 100 metrekare için toplam değeri 415 bin TL. 415 bin lira ödeyecek. Bunu nasıl ödeyecek? Tapu tahsisi varsa eğer 34 bin lirasını, 34 bin liralık peşin verecek, 34 bin lira da 12 eşit taksitle ödeyecek. Tapu tahsisinin ödediği belgeler varsa bu belgeler şeyden düşecek. Yani 34 bin lira hani peşinat verecekti ya, o peşinattan düşecek. Geri kalanı da 12 eşit taksitle ödeyecek. Bu adam İki haneli 240 tane daire var burada. İki haneli. Bunlar ne kadar ödeyecek? Bunlar 207 bin lira toplam ödeyecek. 207 bin lirasını eğer tapu tahsisi varsa 17 bin eşit taksit ödeyecek. 17 bin 12 eşit taksit aslında burada. Şöyle tapu tahsisin işlemi farklı. Diğerlerinin farklı. Bu adamın eğer yapı kaydı varsa, mesela yapı kayıttan daha karlı oluyor bu adam. 20 bin lira peşin verecek, 3 bin lira da taksit verecek. Yapı kaydı varsa. Bu adam eğer dar gelirli bina sahibi ise, burada 41 bin lira peşin ödeyecek, 2 bin lira da taksit ödeyecek. Bu adam böyle. Eğer 3 hane varsa, 240 tane binada da 3 hane varmış. Bu adam 100 metrekare için 138 bin lira toplamda verecek. Adamın tapu tahsisi varsa 11 bin lira 12 eşit taksit ödeyecek. Yani 12 eşit taksitle böldüğünüzde 3 bin liraya falan geliyor. Eğer yapı kaydı varsa bu adam 13 bin lira peşin verecek. 2 bin lira taksit ödeyecek. 2 bin TL taksit ödeyecek. Eğer bu adam dar gelirliyse 27 bin lira para peşin verecek. 1800 lira da taksit ödeyecek. Bu yine 167 adet 4 haneli bina varmış Pınar Mahallesi'nde. Bu 167 adet binada 103 bin lira ödeyecek kişi başı. Eğer tapu tahsisi varsa 4 yılda 12 eşit taksitle 8 bin lira ödeyecek. Eğer yapı kaydı varsa 10 bin lira peşinat verip 1500 lira taksit ödeyecek. Ve eğer dar gelirliyse bu kişi 20 bin lira peşinat verip 1300 lira taksit ödeyecek. Dolayısıyla da şeyini tamamlayacak. Yine Pınar Mahallesi'nde 51 adet bina 5 haneliymiş. Yani bir binada 5 kişi oturuyor demektir. 5 sahipli. Başkanım siz sonra benim Türkçe halimi anlatırsınız. Bu adam 100 metrekare için yani bu 5 haneli kişi başı düşen 83 bin lira ödeyecek. Bu adamın tapu tahsisi varsa 4, yani 12 eşit taksitle 6 bin lira ödeyecek.
Eğer yapı kaydı varsa 8 bin lira peşin verecek, 1245 lira ödeyecek. Taksitleri 1245 lira olacak. Eğer bu adam dar gelirliyse 16 bin lira peşin verip 1107 lirada taksit ödeyecek. Ve 6 haneli olan da 24 adet bina var. Bu binalarda 69 bin lira kişi başı ödeyecek. Tapu tahsisi varsa 5 bin lira 12 eşit taksitte bölecek. Yapı kaydı varsa 6 bin lira peşin ödeyip 1038 lira taksit ödeyecek. Eğer bu adam dar gelirliyse 13 bin lira peşin ödeyip 922 lira taksit ödeyecek 60 ayda. Bu Pınar Mahallesi'nin durumu yaklaşık bu. Hisar'da durum ne? Hayır, minimum maksimum değil. Bak bak arkadaşım, şöyle. Sunumda minimum maksimum bu parsel büyüklüğü. Sen bu parsele... Ha? Ha, sen şey söylüyorsun. 4015 lira geneli. Bir de ana cadde var. Ana cadde başka. Arkadaşlar Pınar Mahallesi'nin değerleri bunlar. 6 bin lira dediğimiz hisap. Hayır hayır. Alttaki. Şimdi o cadde farkı. Cadde ana cadde farklı zaten. Tamam mı? Ana caddeler hem Hisar'da farklı hem Pınar'da farklı. Tamam. Minimum maksimum diye bir değer yok. 4150 lira. İşte o. Şimdi bakın onlar cadde farkı. Caddeden gelen sıkıntı. Tamam geç. Burada kafanızı karıştırmasın. Ana caddeler farklı. Normal sokaklar farklı. Başka bir fark yok. Tamam mı? Yani şu demek değil. 4150 lirayla 6000 diyor ya arkadaş. Arada 5000 çıkmayacak. Hayır, yanlış söylemiş olabilirim ya da yanlış bir ifade kullanmış olabilirim. Söylüyorum. Arkadaşlar bir dakika böyle bu şekilde çıkamaz işin içinde. Bir açıklama yapalım, soru sorular alırız. Şimdi virgülüne kadar değil. Biz burada yapılan çalışmayı ön anlatımını yapıyoruz. Sevgi Hanım dinlediyseniz. Defalarca bu işler sorulabilir, cevaplanabilir. Bakın orayı soruyorsunuz ama hiç kimse eğer 4 haneli, 4 sahipli bir binada 140 bin liraya bina sahibi, kat sahibi olacağını kimse sormuyor. Şimdi bence şöyle yapalım. Biz size ana hatları verelim. Bunlar size dağıtıldı. Dağıtılıyor size, dağıtılacak. Yani kimse sizin boğazınızdan sıkıp bu binanın veya sizin oturduğunuz yapının fiyatı budur. Bunu daha doğrusu ödeyeceğiniz para budur. Ve almak zorunda değilsiniz. Durumunuz değişmeyecek. Yani. Bunu alma hissine de girmeyin. Dolayısıyla şöyle yapalım. Biz bunu anlatalım ve sonrasında siz kendi yorumlarımızı çok iyi yapıyorsunuz. Ben Hisar üstünde Anne Cadde'yi yaparken bakın biz Hisar Üstü'nün iki mühendisiyiz sevgili Nizamettin'le. Allah bir baktım herkes mühendis olmuş. Sokağı niye böyle yaparsınız, yolu niye daraltıyorsunuz bilmem ne. Ama şimdi millet çok rahat bir şekilde yürüyor. Onu rahmetli Hasan Atak dedi ki ya ben ne büyük hata yapmışım. Şimdi bak bu kadar millet daha önce nereden yürüyormuş. Şimdi bakın biz size bir anlatalım. Bu hesaplar dediğim gibi bu rakamlar kendiliğinden çıkan rakamlar değil. Üzerinde ne zaman aklınıza takılan bir şey varsa burada toplantı ortamında herkes
ayrı ayrı detaylı bir şey öğrenmeye kalkarsa işin içinden çıkılmaz. Gelir arkadaşlarımız o cevabı verirler. Bizim emlak istimlak müdürümüz o aynı şekilde büyükşehir. Yani burada sadece ana caddelerde farklılık evet. var. O da zorunlu olarak çünkü emlakları daha yüksek. O yüzden fark var. Öteki yerlerin hiçbirinde yani arkadaşın söylediği veya benim şunu söylediğim gibi bir şey yok. 4000 lira ile 6000 lira arasında değişen bir şey olmayacak. Orası 4150. Hani resmiyette belki birazcık bir şey olabilir. Altında veya üstünde ama çıkacak rakam bunlar olacak. Görünen. Şimdi Rumeli Hisarı Mahallesi'nde de söyleyelim. Rumeli Hisarı Mahallesi'nde tek hane 99 adet var. 99 tane adam var. Bu 99 adam eğer peşini almak isterse 625 bin ödeyecek. Eğer tapu tahsis belgesiyle ödemek isterse 52 bin lira ödeyecek. Eğer yapı kayıt belgesiyle ödemek isterse 62 bin lira peşin verecek. 9 bin lira taksitle ödeyecek. Eğer bu adam dar gelirliyse 125 bin peşinat verecek. 8 bin lira ödeyecek tek hane. Yani tek hane değil. 99 adet. Ya bu binalar 5 katlı olabilir, 7 katlı olabilir, 25 katlı olabilir bilmiyorum. 2 tane de 61 tane de 2 haneli ev varmış orada. Bu adamlar da 312 bin lira ödeyecek. Eğer tapu tahsisi varsa 26 bin lira 4, 12 eşit taksitle ödeyecek. Yapı kayıt belgesi varsa 31 bin lira peşinat verecek. 4600 lira taksit ödeyecek. Eğer dar gelirliyse bu adam 62 bin lira peşinat ödeyecek. 4 bin lira da taksit ödeyecek. Yine 3 haneli 51 adet bina varmış Hisar üstünde. Bu adamların her biri peşin aldığında 208 bin lira ödeyecekler. Eğer bu adamların tapu tahsisleri varsa 17 bin taksitle 12 eşit taksitle tabi bunun taksitlendirmesi değişik. 12'ye böldüğünüzde çok küçük rakamlar oluyor. Yapı kayıt belgesi onları sorarsanız cevaplayacağız. Hayır hayır bakın. 4 yılda 12 eşit taksit. O yüzden onu okuyun dedim. Taksit başı. Peki. Arkadaşlar onları size detaylı söylerler. Yapı kayıt belgeniz varsa burada 31 bin lira peşinat verip 4688 lira taksit veriyorsunuz. Dar gelirliyseniz 62 bin lira verip 4 bin lira taksit veriyorsunuz. Yani burada yine bu şekilde eğer 4 haneliyseniz 156 bin lira ödüyorsunuz. Tapu tahsiste 13 bin, 12 eşit taksit ödüyorsunuz. Yapı kaydınız varsa 15 bin lira peşinat, 2 bin lira taksit ödüyorsunuz. Dar gelirliyseniz 31 bin lira nakit ödeyip 2 bin lira taksit ödüyorsunuz. Böyle gidiyor. Bu hesaplama bu şekilde gidiyor. Bu hesaplamalar size göre değişir. Alacağınız metrekareye göre değişir. Başka da herhangi bir şey olmaz. Bu rakamlar sadece ana caddelerde değişiyor. Ana caddelerin çünkü Hisarüstü'nün ana caddesi 28 bin lira mı? 9 bin lira mı? 28 bin liraymış. Pınar'ın ana caddesi kaç lira? 6600 liraymış. Şimdi arkadaşlar bundan sonra sorularınızı alalım. Tamam. Şimdi şu beyefendiden başlayalım. Şöyle önden başlayalım. Verdik mikrofona. 3 katlı binam var. Tamam. 255 metrekarede arsam var. Tamam. Bu hep annemin rahmetli oldu. Annemin üzerine arsa. Olsun. He. Şimdi ise bina kardeşimle benim üstüme. Tamam. Bu şeyden şöyle, emlak beyanı senin ve kardeşinin üzerine mi?
Evet. Tamam, problem yok. İkinize müracaat edeceğiz. İkiniz müracaat edin, ikiye bölünün. Evet. Tamam. Evet, beyefendi alalım. Çocuklar şu. Ortadan. Ya ilk sıradan, şöyle ilk sıradan gideceğiz. Sonra sıra sıra yukarıya doğru gidelim. Evet, imar başından başvurup veresi yapan ve kapı tası belgesi için yapan. Burada avantajlı durumda. Ama benim hissi için bir avantajı almak. Yani... Şöyle, elinizdeki belgelerin tamamını verip o verilen belgelerden sizin beyan ettiğiniz metraja göre en avantajlı hangisiyse arkadaşlar diyecek ki bunu da koy, onu da koy, hiçbir şey olmaz. İmar barışı belgen varsa imar barışına satılacak. Onun kuralları geçerli. Kapı tahsisin varsa kapı tahsisine ver. Şimdi arkadaşım, onu sana söyleyecekler. En avantajlı kapı tahsis belgesi ve imar barışı belgesi sahiplerinin avantajlı olması demek, daha önce ödediğiniz paraları, bir para ödedi imar barışı için, ciddi para ödendi. O para bu fiyatlardan düşecek. Düşmeyecek. İmar barışı düşmeyecek arkadaşlar. Sadece kapı tahsis belgesi şeyleri düşecek. Fakat bazen kapı tahsis belgesi arkadaşlar umutuyu keserseniz lütfen. Çünkü hem anlamıyoruz hem de ben de söyleyebilirim. Şimdi kapı tahsis belgesinin ödeme koşulları size ağır gelebilir. Dolayısıyla belki kapı tahsis de almazsınız. Dersiniz ki imar barışı olsun. Ya da daha gelirdi. Bakın ben sorak bir şey yapıyorum. İmar barışı için yatırdığımız yüklü miktardaki para... Onlar hiçbir şey yok. Yani ödeyenler devlete yarar. Öyle mi? Arkadaşlar, imar barışı belgesi tapuyla alakası yok. Dolayısıyla tapu tahsisin sadece tapuyla alakası olduğu için tapu tahsisi düşecekler. İmar barışının belgesinin tapuyla alakası yok. Düşmeyecek. Lütfen rica ediyorum. Başkanım, orada telefonumuz var. Değerli arkadaşlarım, öncelikle başkanım teşekkür ediyorum ilginiz için. Kültürel Mahallesi ve diğer mahallelerde gelen arkadaşımız bana da hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, bazı arkadaşlarım bize bu şeyleri soruyor. Adamın 5 kat binası var. Veya 7 kat, 3 kat neyse. Altında 2 iş yeri var. Ne olacak diyor. Bu bir. Bu bir. İkincisi, çoğu arkadaşlarımız soruyorlar. Mahalledeki insan, sokakta gidiyoruz, önümüzü kesiyorlar mesela. Tayyip Bey, şu ne olacak diyor. Verilen tapular, hisseli tapı mı? Evet, herkese şahsi tapusunu vereceksiniz. Hisseli tapu. Ben şimdi, evet, bitti mi sorunuz? Devam edeceğim, lütfen. Tamam. İkinci, üçüncü sorum, Sayın Başkanım, mahalle olarak inan ki tüm halkımız fakir bir halk. Bu, evet, fakirdir yani. Kendim söyleyeyim. Eskiden işverendim. İflas ettim, yok. Şimdi bakur ayrılığıyla. Bu parayı nasıl ödeyeceğim? 5 tane çocuğum var. Alma. Efendim? Alma. Ha, onu lütfen hiç diyemem. Özür dilerim ama 55 yıldır buradayım, bana onu kimse diyemez. Ancak buradan çekimden bulmamız lazım. Hayır. Kimse kabul edemez. Sayın Başkanım ve Büyükşehir Başkanım dahil olmak üzere söz vermiştir. Sokak rayiç bedelilerini almamız gerekir. Bu sınav yok. Böyle bir şey olur ya. Böyle bir şey olur ya. Almanca bir şey yok. Efendim, çok yanlış bir tekna kullandınız. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Peki başkanım cevap versin. Bak, hayır, lütfen. 55 yıldır Pınar Mahallesi'nde var mı kan, ben tanıyan var mı? Hayatımızı verdik ya. Lütfen ya, başkanım, lütfen.
mahalle için, bakın mahalle için sayın milletvekilimiz vardı. Bizim belediye başkan yardımcımız gitti. Ankara'da ismini unuttum. Beylek, beylek. Orada bir şey vardı. Lütfen tamamlayın başkanım. Onun bir konuşması var. Çıkarın dinletin milletvekilimizden ya. Özür dilerim, teşekkür ederim. Sevgiler, çok 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 yanlış bir laf kullandım. Şimdi bak. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Orada otur. Tamam. Orada otur. Konuşmayı dinleyin. Çünkü bu çok önemli. Yani bakın. Hayır, beni hiç kimse arkadaşlar, bunu ısrarla söylüyorum. Efendim bir dakika. Ben bu yola başımı koydum. Ve kendimle hala İsaüstü 5'inci sokakta oturuyorum. Kız kardeşim mezarlık sokakta oturuyor. Bak, mezarlık sokakta oturuyor. Ve ben de geleli 1960, yani 63 senedir içerisinde aynı yerde oturuyorum. 14 yıldır da belediye başkanıyla aynı yerde oturuyorum. Aynı yerde oturuyorum. Ve özellikle de belediye başkanı olmak istememin ve bugüne kadar bu işi devam ettiriyor olmamın sebebi, ısrarla şunu söylüyorum, bu işlerin çözümüne kadar bu işi sizler eğer desteklerseniz devam ettireceğim. Ben gittiğimde bakın teşekkür ederim. Ben geldiğimde masanın üstünde mahallelerin yıkım kararları vardı. Yıkım kararları vardı. Bu yıkım kararları nerede şu anda? Lütfen birbirimizi dinlemek zorundayız. Ben şu anda belediye başkanı olarak söylediği rakamları benim ödememde zor. Gerçekten zor. Ama biz bu işi bir şekilde çözmek zorundayız. Bakın, Nizamettin Bey de Büyükşehir Meclisi, Sevgi Hanım da sürekli toplantılara katılıyor. Ve bu da aynı şekilde de müdürümüz de burada. Başlayan rakamların nasıl ve ne şekilde başladığını biliyor musunuz? Burası devlet. Devletin kurumu ve devletin kurumunun her attığı adım yasalarla. Ben keşke Sevgi Hanım'ın dediği gibi raiş bedellerini ya insanlar az ve gövdesi deyip direnerek düşük tutmayıp normal tutsaydı şimdiki raiş bedellerinden şu anda tespit edilen rakamların üstündeyim. Üstündeyim. Ama şunu lütfen bakın. Kendi aranızda yine konuşun. Ne yaparsanız yapın. Ben biliyorum. Ben sizlerden ayrı değilim. Şu anda başkan olarak burada oturuyorum. Ama bu işin çözümüyle ilgili. Birbirimize bu işin çözümü olarak gaz vermek zorundayız. Önünü keserek değil. Birilerinin burayla ilgili beklentilerinin çok fazla olduğunu ben her yerde görüyorum. 14 yıldır gördüğüm gibi. 14 yıldır bu işin 14 yıla kalması sebebi de buydu zaten. Birilerinin beklentileri. Şimdi arkadaşlar, bütün herkes, özellikle de sizlerin, sizlerin temsilcilerinin, mahalle dernekleri ve benzeri şeylerinde büyük bir mücadeleyle bu son duruma geldi. Şimdi şöyle yapalım. Burada sadece Sarıyer, İstanbul sadece Sarıyer yok. İstanbul'da yaklaşık 39 mahalle var ve bu 39 mahallenin en az 30 mahallesi gecekondularla, yani büyük şehrin mülkiyetlerinin olduğu bölgeler. Şimdi biz tamam şansımızdı, erken geldik, öyle oldu böyle oldu. İstanbul'un en güzel yerlerinde oturuyoruz. Geçmişte buraların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben Etiler'den sırtımda bir tet taşıyarak bu oturduğum evi yaptık ve benim gibi şu anda çocukluk arkadaşlarım var içinde. İsaüstü için söylüyorum. Burada yani aynen bir bürokratın, İBB'de bir bürokratın, bürokrat arkadaşın söylediği ifadeyi aynen kullanıyorum. Başkanım, biz bunu Pınar Mahallesi'nde, İsaüstü'nde, eğer 1000 liraya verirse Gazi Osman Paşa'da bunu kaç paraya vereceğiz? Başkanım, özür dilerim. Bundan bir şey açabilir. Başkanım, siz söz vermiştiniz. Ya arkadaşlar, bakın. Ya ama bir
bir saniye, bir dakika. Söz vermişsiniz de bizim rice bedelinin üzerinden bugüne kadar fiyat artışlarını görmüyor musunuz derecelere geldi? Ama bir dakika, şimdi... Arkadaşlar, rayış bedelini bir anlatır mısınız bana ne demek rayış bedeli? Tamam, o zaman şöyle yaparız, çok kestirme. Bugüne kadar 14 yıldır bu işi engellemeye çalışan AK Parti'ye niye söylemiyorsunuz biz bu işi ilk iki senede köşelikte bırakanlara gelmeseydik ve binalarımızda şu anda içinde oturma tehlikesi olmasaydı keşke. Bu evrakları buradan çıkan, ya bir dakika arkadaşlar, buradan eğer birileri bu toplantıyı provoke etmeye gelmişse konuşmayalım. Ben size bilgilerim. Bana güvenip güvenmemek sizin elinizde olan bir olay. Bak çok net söylüyorum ama ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Ve burada da hiçbir şekilde polemiğe, herhangi bir AK Partili bir arkadaşla da tartışma gibi bir zamanımıza ihtiyaç gerçekten yok. Biz olay bir çözüm noktasına gelmiştir. Ve insanlar bu noktada bu işin çözümüdür asıl olan. Beni efendim Sultanbeyli, beni bilmem neredeki insan ilgilendirmiyor. Burası diyorsanız olmaz. Olayı bir bütün olarak değerlendirmek durumundayız. Kesinlikle. Ve onun için şimdi biz bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu bilgilendirme toplantısını sizler içselleştirmek, karşılıklı bilen, iyi anlayan arkadaşlar, anlamayanlara anlatarak tekrar üzerinde konuşalım. Sevgen bunun çok önemli söylediği bir şey var. Vallahi alıp anlamak tabii ki sizin elinizde. Buralar kimseye satılmaz, satılamaz. Ama satılmaya başladığında da üzerinde yıllardır oturanların ancak alabilme şansının olduğunu ısrarla söylemek istiyorum. Bunun bir çok net bir şekilde olduğu da bilinmeli. Ahmet'e Mehmet'e değil, üzerinde kim yaşıyorsa ona. Ve bu sağlandı. Bizim buradan evraklarımız yıllar öncesinde buradan çıkıp büyükşehirde belediyenin kayıtlarına girmeden geri gönderildiği günleri sizler bilmiyorsunuz, ben biliyorum. Ve bu konuda benim şahsen belediye başkanı olarak ısrarım kesinlikle devam edecek. Birileri, bak şunu da çok net söylüyorum, almanın çok zor olduğunu biliyorum ve işte büyükşehirden arkadaşlar burada. Zaten en fazla tartıştığımız konularda o. Ben size şunu söyleyeyim, çok net. İsa üstünden gelen arkadaşlar bilir. Benim iki tane teyze oğlum var. Kuzenim. Cafer ve İslam. Ben ne düşündüm biliyor musunuz? Bunlar çok gariban ya. Rahmetli anam büyütmüştü bunları. İlk bu satışlar gündeme geldiğinde İslam'la Cafer'i düşündüm. Onlar bırakın bu parayı. 5 lira bile verebilecek durumda değiller. 5 lira bile verebilecek durumda değil olmayan arkadaşlarımız var mahallelerde. Ya yaşam şartlarının çok zor olduğunu biliyoruz. Çok zor. Ama buraları bir şekilde biz, yani oturan insanlar bir şekilde ama öyle ama böyle satın alacak ve bu Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızı tapusunu kağıdın cebine koyacak. Ama şartlar ne olursa olsun bunu yapmak zorundayız arkadaşlar ya. Bunu yapmak zorundayız. Bir dakika vereceğim, muhtar söz vereceğim. Bunu yapmak zorundayız. Ama ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın, bunu yapmak zorundayız. Burada bakın, avantajları görmüyorsunuz, düşünemiyorsunuz. 5 katlı bina veya 5 tane hissedar, 5 hane biliyor ya orada. Ya rahmetli babanız, ananız veya yaşıyorsa 5 kardeşe bölmüş gibi olmuş ve her biri işte belli bir para ödeyerek otomatik olarak onun sahibi oluyor zaten. Yarın, yok efendim biz paylaşacaktık, paylaşamayacaktık, veraset bilmem ne değil. Buradaki alacağınız belge
Çünkü oradaki his, hisseniz bayır olduğunu gösteriyor. Yani ben onun için, tamam bir dakika abla aşağı gel ya, aynı anda yukarı bakamıyorum. Efendim? Tamam bir dakika o zaman. Şimdi dolayısıyla bakın tekrar tekrar söylüyorum. Ya yukarıda ana yolda Hisar'la ilgili söylüyorum. O rakam niye yol boyunda niye yüksek çıktı biliyor musunuz? Ya büyükşehir orada özellikle öğrencilerin yemek yemesi, ucuz yemek yiyebilmesi için bir dükkan kiralamaya kalktı. 70 bin lira kira istendi. 70 bin lira aylık. 70 bin lira. Ana yoldaki 70 bin lira aylık, aylık ödemenin ne kadar olduğunu burada sokak gayetinde daha doğrusu şey bakabilir misin? Ana caddede kaç para şöyle diyor. Aylık ödüyor. Aylık aylık. 2 milyon küsur. Aylık. 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 Ana caddede. Ana caddede. İster üstü ana caddede. Yani 70 bin lira kiraya karşılık 30 bin lira ödeyecek. Ama şimdi bunları birilerinin de bürokratın da izah etmesi lazım. Bürokrat orada eğer belli bir yasal şeyi karşılığında çalışmazsa her sesin çoluğu çocuğu var ve çok ciddi onlara zimmetler çıkacağı ve devamında da bir sürü problemler olacağı ortada. Yani bunları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Sonuç olarak tekrar aynı noktaya geliyor. Bu bir dayatma değil. Bakın. Tekrar söylüyorum. Biz buraları almak zorundayız. Ben de almak zorundayım. Ben de 5. sokakta oturuyorum. Bahçeden çıkmazından. Bizim de binada işte Mustafa Güler. Ben hiç sorun. Mustafa burada mı? Yok. Mustafa Güler ve benim hissem var. E şimdi ben aynı şekilde o şeyi ödeyeceğim, ben de sahibi olmuş olacağım. Mustafa da diğerlerin sahibi olmuş oldu. Ama bunu ödemek zorundayız. Ha ödemek istemiyorsa kalmayacağız şu andaki. Nasıl oturuyorsak öyle oturalım. Evet buyurun Ayhan Bey. Başkanım, şimdi ben bir şey sorayım özür dilerim. Bu sorulanların ötesinde bir şey soracağım. Şimdi Pınar Mahallesi'nde 1600 tane bina var. 600 tanesini aldı, 1000 tanesi almadı. Şu konuda teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde çok ciddi çabalar sarf ettiniz. Uzun günler süredir de oradasınız. Orada yaşanan acıları birebir gördünüz. Şimdi bugünden yarın ne değişecek? 1000 tanesi aldı, 600 tanesi alamadı. Bizi nasıl dönüştüreceksiniz? Biz hala bu tabut gibi evlerde mi yaşayacağız? Bunun sonu ne olacak? Bir. İkincisi, uzaktan Pınar Mahallesi'nde kimin ne kadar iştahı kabartırsa kabarsın başkanım. Bu mahallede bu vatandaşlar varken herkes avucunu yalar. Bir. Sizden ricam. Bakın başından bugüne kadar emeğiniz göz ardı edilemez bu konuda. Sizden ricam, Nevruz Bayramı dediniz. Hatta ya Meltem Hanım'a mesaj attım, bir sürpriz mi var diye. Bayram sürprizi bekliyorduk. Bu rakamların biraz daha aşağı çekilmesi lazım. Atatürk'ün bir lafı var, der ki büyük tehlikeler göze alınmadıkça büyük seferler kazanılamaz. Bazı şeyleri göğüslemek lazım. Eğer o koltuklarda oturuyorsak biz bir şeyleri göğüsleyeceğiz. Bu milletin sizden beklentisi ya doğru. Ya sevgili muhtarım, bakın bazı şeyleri göğüsleyecek kişiler ben değilim, siyasetçiler değil, bürokratlardan söz ediyorum. Ben nihai imzayı atıyorum, şahıs olarak. Biliyoruz başkanım. Şunu da ayağın yürüyorsa satmayacaklar başkanım. Hayır, bu vatandaşa satacaklar. Yani orada... Şunu da bilmenizi istiyorum. Bir saniye, şunu da bilmenizi istiyorum. Bu gece konuların kapılandırılması veya mülkiyet haklarının alınması ile ilgili bu işi sorumluluğunu alan tek belediye başkanı da benim biliyor musun? Ben her türlü riski alıyorum. Evet. Hep belediye başkanı değil. Sorun benim değil. Ama birlikte çalıştığımız, bakın, bürokrat
da bir bedeli var. Peki başkanım, bizim için şu an cidden yaşanmış bir Kahramanmaraş olayı var. Orada yanan canlar var, giden canlar var. Şimdi oradan sıcağı sıcağına geldiniz. Benim şuna cevap istiyorum. Buradaki dostların yarısı aldı, yarısı almadı. Biz neyi bekleyeceğiz? Ölmeyi mi? Öyle bir şeyimiz olmamalı diyorum ben. Hayır, baştan söyleyeyim. Nasıl değil? Şartları zor diyeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi arkadaşlar bir şey aldı. Mikrofonun açık değil herhalde, gelmiyor sesi. Yakın. Aa, geldi. Yakın. Tamam. Yakın. Öncelikle hoş geldiniz. Biz ebeveyn senedir Tümer Mahallesi'ndeyiz, çocukluğumdan beri. Biz her zaman bu ağı bekledik. Ben çok kişilerle tartıştım bu zamana kadar. Ben AK Partiliydim. AK Partiliydim. Ama şimdi onlara çok kızdığım zamanlar oldu. Şu anda daha çok kızıyorum. Ama yine bu işleri hepsini siz yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz bu anı bekliyorduk. Biz bu anı bekliyorduk. Şimdi ben burada ne yaparım? Ya atımı satarım, eşeğimi satarım, arabamı satarım. Bir şekilde bu takımı alırım. Ben bunu kimseye bırakmam. Öyle değil mi? Hayır ben lüksünden, şeyinden kesti, tapusunu alsın kardeşim. Halk acı çeker. Ama siyasetçi halkın içinde nasıl siz
dediniz ki küfeyle vesaire. İkincisini söyleyeyim. Biz 2000'den önce yapılmış yapılarız. 2000'den sonra yapılan yapılar değiliz. 1981 ben Pınar Mahallesi'ne bir önceden yönetimimde de bulundum. 1981 sayılı kanun her ne kadar kalsa da geçiş dönemi hala devam etmektedir. 2981 ve 4706 sayılı kanunlar haricinde. Şimdi bunlar hepsi 3100 sayılı kanuna endeksleniyor. Oysa bizim 2981 sayılı kanuna göre almamız gerekiyor. Şimdi diyorum ki siz bu fiyatları söylediniz. Geldi müteahhit, Ahmet aldı, Yusuf aldı. Müteahhit dedi ki kardeş ben senin paranı vereyim. Hatta ben sana bir 200 lira da fazla vereyim. Nasıl ben burayı trilyonluk olacak aldıktan sonra. Bu sefer içeride insanlar birbirine sürtüşme başlayacak. Bir de sokak, bakın sokak rayiş bedelini evet yükseltmediniz. Teşekkür ediyoruz. Onlar mükemmel. Ama bu şu anlama gelmez. Sokak rayiş bedelini ben yükseltmedim. Ama ne yapayım ki bürokratlar da böyle değil, diyor değil. Bakın siz bizim içimizde gezen, bizimle dertleşen, oturup çay içen insansınız. Çok da kıymetlisiniz. Bürokrat, İstanbul Büyükşehir'in bürokratı bugün var, yarın yok. Ama benim de... Al tersi. Ben varım, bugün varım, yarın yokum. O adam olmaz. Ama şöyle ki, siz görevde olduğunuz müddetçe benimle çay içebilirsiniz. İstanbul Büyük Bürokrat benimle çay içmez. Yanımdan geçerken selam da verir. Hayır, o İstanbul, bak şimdi Büyükşehir'in 25 yıla kadar çalışma hakkı olan bürokrat. Ben de memuriyetten geliyorum. 25 yıllık görevimi yapıyorum ama diyorum ki Sayın Başkanım siz hem kişilik olarak ve bu halkın başkanlar içinde birinci olarak gideceksiniz ana kente. Sizler benim halkım evetlerden ama bu parti diğer partiler de sonra gayet belirlediğinizle bize yetki verdiler. Halkımla ben görüştüm. Toplantı yaptım. Halkım 4000 liraya 6000 liraya biz alamayız. Başkan batarız. İçimde müteahhitler girer dedi. Lütfen bu fiyatı düşürün de ben eminim ki siz ne derseniz sizin karizmanız, tecrübeniz ve hakimiyetiniz orada o miktarı düşürecektir. Saygılarımı sunuyorum. Sizden memnun ettim. Üçüncü darbe arkadaşlar. Artı özür diliyorum. 5 sene eğer alamazsa vatandaş 5 sene sonra 5 seneye kadar tamam. 5 sene sonra ne olacak? Bu vatandaşı 5 sene sonra çıkartacaklar. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu sizin uygulamanız dernekler ve şu anda çalıştığınız mahalleler birliği de dahil olmak üzere hiçbiri bu fiyattan bu şekilden memnun değil. Ben de diyorum ki Şükrü Genç asaletine, hakikatine, ilmine, bilmine her şeyden önce hakçı olduğunu iddia eden ve hakçı olduğunu tüm halkın bildiği Şükrü Genç 4150'ye değil 2000 lira hani zorlasanız 3000 lira yapar. Bakın böyle de olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Saygılarımı sunuyorum. Şükrü Bey. Sağ olun. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Güzel yani. Bir de başkanım özür diliyorum. Mal benim olsa sağ olsun. Bir de başkanım özür diliyorum. Bir de bizim milli emlaklar var. Onlar hecri mesel ödeyenler. Onlar da aramızda. Onlar da ödeyebiliyorum ama siz ne dersiniz derim. Benim tanıdığım Şükrü Genç, benim tanıdığım halk insanı mutlaka bu fiyatları düşürür. Sevgi alma bırakmayın bizi çünkü onlara Allah'a emanet olun. Sevgili başkanım, sizler de Şükrü Başkanı'na yetkili kişilere bugüne kadar yapmış olduğu emeğinize teşekkür ediyoruz. Ancak bunu hepiniz çok biliyorsunuz ki 16 seneden beri biz birlikte bu mülke sorunu defalarca toplantı yaptık biliyorsunuz değil mi? Fakat ne var ki biliyorsunuz son belediye seçiminden Erkan Başkan da AK Parti'nin belediye başkanı bizim toplantılara
Erkan Başkan geldi, AK Parti'nin belediye başkanı gelmedi. Erkan Başkan biz tavuklama hazırlamıştık, altına imzasını koyduk. Ben belediye başkanı olduğum zaman... Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Pardon. Beni dinler misin? Bir saniye. Bak şimdi burada olayı o parti bu parti havasına sokmayalım, tamam mı? Çünkü onların da emeği var. Hem buradan çıkmasında hem oradan geçmesinde onların da emeği var. Tabii. AK Parti, CHP bunlar. Biz şimdi kendi halleri bir bütün olarak, Sarıyer'i bir bütün olarak değerlendirelim. Tamam. Zaman değil. Bununla konuşurdu. Kesinlikle 16 sene beraber çalıştık. Bütün biz, bütün halkı bize şunu dedi. İki Gecekondu bölgesinin şeyleri de bilsinler, müdürlerim de anlasınlar. Gecekondu'nun 3 tane yasası vardı. Birisi 2981, bir tanesi 775, diğerini unuttum ben. Biz bütün halkımıza bu yasalara göre tapurlarımızı bugüne kadar mücadele ettik. Niçin bu yasalara uymuyoruz diye halk bize soru soruyor. Biz halk bu yasalara sorduğu zaman sokak rayel değeri mesela 650 lira. Pramarisinden Anadolu'da 1600-2000 lira. Ama neden bu yasaya göre uymuyor? Bütün halk bizi eleştiriyor. Siz niye bu olayı karıştırdınız? Niye böyle oldu diye alamıyoruz. Bütün bayanlar, şunlar, bunlar geçen bir cami orada. Etrafı sadece 4 gözle ağırlar. Onun için siz de hepiniz rica ediyorum, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen ne olur, biz halkçıyız, halkı düşünelim. İyi günler, çok teşekkür ediyorum. İmar barışıyla ilgili arsa satışlarıyla ilgili dilekçelerini verme tarihi 31-12-2022'de sonuçlanmış. O milli emlak arazileri için geçer. Onlar süre verdiler. İmar barışı kitapçığında o yazıyor. İki, imar barışıyla ilgili değer, imar barışıyla ilgili değer şu anda sokak raiç değeridir. İmar barışı ile ilgili değer. Hayır. İmar barışı ile ilgili belirlenen değer sokak, emlak, raiç ve değerinin iki katından az olmamak üzere satılabiliyor. Az olmamak. O zaman siz yukarı doğru mu? Evet. 1000 lirada 2000 lira. 2000 lirayı ikimizden mi atlıyorsunuz? Yok. Şöyle. İmar barışının mevzuat karşılığı şu. Diyor ki sen zemin tespit tutanağı hazırlarsın. Zemin tespit tutanağına göre de hazırlanan parseli de ilgili kurumdan talep edersin. İlgili kurumda bu talebini emlak raicinin iki katından az olmamak üzere satışa yetkilidir diyor. Kaldım onu diyor. Yani siz alt limiti değil de başka bir limit koyuyorsunuz o zaman. Öyle görüyorum. Yani vatandaşa lehe olan durum değil de lehe olmayan bir duruma mı geliyorsunuz yasal olarak? Yani biz mahkemeye gittiğimizde mahkeme, biz zaten daha önce müdürümde de görüştük, mahkemeye gittik. Çünkü başkan burada imar barışına kaydolmayın dedi, gerek yok dedi. Kimse de kaydolmadı. Daha sonradan baktı. Ama yarıyor. Yani şu an satış ve yaramıyor. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. İmar barış belgesi binanın güçlendirilmesiyle ya da kamp mülkiyetine kavuşturulmasıyla ilgili bizim ilçemizde hiçbir işe yaramadı. Doğrudur. Çünkü ama böyle bir yasa var. Kurumlarından bunlar çıkmıyor. Ama yasada çıkıyor. Diyor ki devlet veya belediye sınırları içinde olan yerler satılır diyor. Şöyle. Ama kanunları var değil mi? Şu kadar bir sınırlar. Satılır diyor. Satılır zaten bir emlak arazileri de o yüzden 31'ine kadar mutlaka müracaat edin diyor ama şu an bir şeyin kararına baktığımızda elinizde bir emlak beyanı varsa yeterli satın almanız için. O belge, bu belge mesela şey belgesi işe yarıyor. Tapukarsis belgesinin bir fiyat düşürüldüğü var. Dolayısıyla imar barışının belgesinin sadece
müracaat ettiniz. Müracaat ettiğinizde imar başı belgeniz yoksa bile adam gene taksit yapacağım diyor. Anlattık ya. Ama bir yerde bir problem var. Bak işte şimdi farklı konuya gidiyor. Şimdi o çok anlaşılır. Çok özel bir durumu yok onu demeye çalışıyor. Ama Harun Bey benim. Bak Harun diyor ki. Evet, iki katından az olmamak üzere. Az olmamak üzere diyor. Ve evet, iki katı kadar yani evet. 2000 liranın üzerinde normalde değer şekilde satılabilir. Tabii. İmar barışına başvuran ve eğer 31-12-2022'den önce ise dilekçe verdiyse. Şimdi şu anda dilekçe verdiği zaman şöyle görünüyor. İBB diyor ki zannediyorum. Biz bu satışa çıkarttık. Normal vatandaş gibi satışa çıkarttık. Ha senin de belgelerin var. Getir belgelerini. Ben önceliği sana vereyim. Hesabını yapıyor. Önceliği sana vereyim. Ama yasadan kaynaklanan bir husus değil. İBB'nin kendi tasarrufundan kaynaklanan bir husus. Meclis kararından gelen bir tasarruf. Yani ama meclis kanun, kararı, şimdi bakın, kanun milli emlak arazileri için sınırlı. Belediye diyor, belediye de diyor. Fark etmiyor, evet. O yasal 2000, yani 6306'ya göre, imar barışına göre alma sınırını belirliyor. Biliyorsunuz geçen sene de milli emlak arazilerine müracaat yapıldı, bu sene de müracaat yapıldı. Satılan bir metreden milli emlak arazisi var mı? Yok. Büyükşehir bunu meclis kararıyla deklare etti. Dedi ki ben satacağım, ben kendi mülklerimi bu kanuna göre bu tasarrufta bulunacağım dedi. Dolayısıyla artık biz burada meclis kararı uyuyoruz. Milli Emlak'ın söylediği şey kanun kuralları. Bu meclis kararı. Bu başka bir şey. Ama biz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi dedi ki bu satışa yetkili kişi dedi. Meclistir dedi. Meclis karar almak zorundadır aldı dedi. Aldı zaten. Aldı zaten. Ama yasada zaten mahkeme de öyle dedi. Aldı zaten. Bir şey mi yaptı işte bu? Ama neye göre aldı? Onu söylemek istiyorum. Siz eğer kendi tasarrufunuza göre aldıysa başka. Eğer devletten gelen, yani imar barışından gelen şeye göre aldıysa yasal mevzuata şöyle. Buradaki gerek imar barışı belgesi olsun. Gerek 2981 sayılı kanundan gelen belgeler olsun. Meclis kararıyla onlar üzerinde ikamet ettiğine dair belgeler olarak alındı. Yani siz ne şunu yapıyorsunuz, güzel bir soru söylüyorsunuz ama insanların kafasına karışacak bu anlatımla. Şimdi 2981'in müracaatı bambaşka bir şey, satışı da bambaşka bir şey. 6306 yani imar barışı belgesinin de müracaatı bambaşka bir şey, satışı da bambaşka. Bunun alakası yok. Bunlar sadece diyor ki o belgelerin avantajını kullanacağım ama ben bunu sana şu koşullarda satacağım. Bu yeni bir şey. Ama üzerindekine satışla ilgili bir şey. Ama o yüzden diyoruz ki elinizde imar barışı belgesi varsa ve söyleyin siz tapu tahsisiniz varsa hangisi avantajlısı ondan alın. Belgede hiçbir avantajlı olmayacak. Diğer şeyden alacağız. Zaten bu belgelerin hiçbir önemi yok. Şu anda satışla ilgili hususta önemi yok. Büyükşehir diyor ki evet. Bunları diyor getir diyor. Bakayım diyor. Ben bakayım. Bravo. Ama kanundan kaynaklanan. Arkadaşlar kanundan hiçbir. Kanun böyle diyor. Diyor ki belediye ve devlet arazileri diyor. Satılır diyor. Bravo. Ama kanundan kaynaklanan hiçbir satış yapılmadı bugüne kadar. Yapılmadı hiçbir mahkemeye var. Mahkemeye gittik diyor. Bak ben verdim burada çıktı başka mahkemeye gittik mahkemede. Meclis kararı alınması. Hayır. Meclis kararı alınması. Tam alındı işte. Tamam. Buna göre de istimlak değerinden yani siz şundan da endişe ediyorsunuz. Bu kararla satarsanız bu tapuların tamamı iptal mi olur diyorsunuz? Onu sizin dediğinize göre bakın eğer öyle karar aldıysa o zaman Ahmet Mehmet bir sürede satabilir ki böyle. Yani kanun dayanığınız yok. Hayır üzerindekine satıyor. Üzerinde kullanıcıya satıyor. Ahmet'e Mehmet'e satmayacak ya. Kanun dayanığı yok bence. Arkadaşlar bakın tekrar. Ya şimdi şöyle. Direkt olayın içinde olmadığınız için bazı ifadeleri anlamakta zorlanıyorsunuz, haklısınız yani aynı şey bizim için de geçerli. Bakın biz bunların hepsinin baştan söyledik, açıklığını açık açık konuşuldu. Sizin yerinize sizden başka birine satılması mümkün değil. Yani peki zararı var mı konuda? Yani parti değişti, gelişti. Geldi kardeşim sen de farklı diyorsunuz, sizin inisiyatifiniz, büyükşehir inisiyatifi başka bir olay. Peki bir şey söyleyeceğim.
hocam kanunla satılan yer var mı onu söyle. Ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yok işte. Yok. Büyük Millet Meclisi bir karar çıkartmış. Burada da yazmış. Ben Türkiye'de kime satıldım nereden bileyim? Bununla ilgili de başvuru yapmışız. Herkes de başvuru yapsa ya. Büyükşehir kararında yani olsaydı biraz sıcak dağıtılır. Bina sahiplerine satış var. Ne var? Başkanın sınırında var mı? Arkadaşlar, bu bakın şöyle yapalım. Şimdi burada belirlenen yerler dediğim gibi Ahmet'e Mehmet'e yapılan satışlar değil. Üzerinde yaşayan insanlara yani senin bir belgeyle gösterdiği ikamet falan olacak. En az bir yıl oturmuş olacağız. Evet. Onu göstererek o sahibi olabiliyorsun. Başka türlü sahibi olma şansı yok. Biz zaten bu konuyla 2018 yılından beri kaldık. Şu anda neyi yapmaya çalışıyoruz biliyor musun? Ya. İki kere iki dört tartışıyoruz şu an. Yok ben iki kere iki değil, dört bölüm, dört bir bölüm dört demeye çalışıyorum. Tamam. Evet. Şimdi Hisar Üstü Mahalle Dernek Başkanı. Merhaba, Rumeli Hisar Üstü'nden İkbal Kaya. Sevgili başkanım, Hisar Üstü Caddesi ile ilgili şöyle bir düzenleme yapabilir misiniz? Caddenin bir tık arkasında kalan evler var. Cadde imkanından ve caddenin hiçbir rant ile alakası olmayan mahalleler var. O da 28 bin liraya tekabül ediyor. Burada da orada Hisar Üstü'nden gelen vatandaşlar var. Burada daha belki görüşmelerimize düzenli nüve olacağını söylemiştiniz. Bir bu. İkincisi, tapu tahsislerin faizleriyle beraber hesaplanıp güncellenip satış teklifinden düşeceğini söylediniz. Bu hesaplamayı yaptınız mı? İkincisi, üçüncüsü, demin bir yıl oturma şansı, bir yıl şartı yeterli bir şart değil. Yani bir gün evvel yaklaşık Sarıyer'in tapularının verileceğini bilen rantçı ve gözü görmüş çevrelerin Hisar Üstü'nde oturma arzusu ve isteği vardır. Ve yavaş yavaş biz bunun verilerini mahallelerden alıyoruz. Bu bir yıl şartını bence kaldı. Daha fazla bir süre koyabilirsiniz. İkincisi Hisar Üstü Caddesi 28 bin lira. Hisar Üstü'ndeki komşularımızın bu şeyin tekrar bir düzenlemeyle tekrardan bu düzenlemeyle caddenin sınırlarını bölme şansınız olabilir mi? Yani birazcık çözümden yana, hani birazcık olayı toparlamadan yana bir çalışma gerektiğine inanıyoruz. Üçüncüsü, Hisar Üstü Caddesi benim başkanımızın söylediği esnaftan ibaret değil. Hisar Üstü'nde çok cüz'i miktarda vicdanıyla hareket eden bir yeni esnafımız var. Bunları da biz biliyoruz. Bir başka konu da şey, biz Kağıthane ile falan Sarıyer'in mahallelerin mukayese edilecek bir halimiz yok. Yaklaşık 15 yıldır Sarıyer Mahalleler Derneği'nin kooperatif son kertede Sarıyer Mahalleler Birliği'nin vicdanıyla bu insanların bir mücadelesi söz konusu. Bunu bize değişik partiler de söylüyordu. Ama siz sokak emlak reislerini istiyorsunuz ama Kağıthane'de bu. Ama biz bunun da bir mücadelesini verdik. Bunu da göz ardı etmemeniz lazım diye düşünüyoruz. Artı biz sokak emlak reisle değil de kendimizi işselleştirdik. Bu konuda kayıtname hazırladık. Kayıtname altına imza attık. Ayrıca Ekrem Başkanımızla Yedikapı'da yaptığımız toplantıda sokak emlak reis görevi üzerindeki attığı imzanın sahibiyim dedi. Bunu da basına ve kamuoyuna aktardı. Ayrıca PTT'leri Sarıyer Herhalde, Sarıyer Ayaza, Kartal, Mahkete, demin bahsi geçen 4706, 2981 sayı yasalarda halinde tapu alan yerler var. Biz eğer Sarıyer halkı olarak, Sarıyer mahalleleri olarak, eğer Şükrü Başkanımıza değil, kamu zararı veya müdürümüze kamu zararı olacaksa, biz bu Sarıyer mahalleleri olarak bu zararı karşılamaya hazırız. Sarıyer mahalleler birliği olarak biz buna hazırız, biz bunu organize ederiz. Biz sizin arkanızda dururuz. Eğer olursa, bir başka bir soru da Sarıyer Valiler Birliği asla bürokratlara yetki vermek için gecesini gündüzüne katmadı. Şükrü Başkan'a ve Ekrem Başkan'a biz bu yetkiyi verdik. Ve bunun için günlerimiz aylarımız birbirine karıştı. Diğer partiyi ikna etmek için.
Buradaki emek tamamen buradaki insanlarındır. Bir başka bir konu da biz 6000 kişiyle Sarıyer Belediyesi'nin mahkemesine müdahil olduk. Hem de olağanüstü hal koşullarında. Bu nasıl görmezden geliyor? Biz o parti bu parti ayrımı yapmadan mı işte? Zaten anlaşılmadığımız konu da bu. Günümüzde kararsızlık son derece zor bir şey. Biz bunu yaşamaya çalışıyoruz, size de anlatmaya çalışıyoruz. Biz sonuna kadar sokak emlak ve iş bedeli üzerine muhtaçların olmasını talep ediyoruz ve sizden de rica ediyoruz. Bunlar bu sürece ulaşsın. Teşekkür ederim. Benim talebim de o yönde. Benim talebim de. Arkadaşlar. Evet. Şimdi başka yani olayı fiyat olarak değil de şimdi şekli üzerinde soru sormak yok yani fiyat olayında. Evet. Oranlarda değişecek. Mutlaka fiyatlarda oranlarda değişecek. Şimdi çok özür diliyorum. Son soru.
Mesela zaten gerçek başkanın da zaten bu konuşmasında başladığında ki ana hesap hayatı noktalı başkanı. Yani biz burada demek ki muhtar aynı şekilde söyledi, çok katılıyorum. Yani burada mesela kişisel süre ilgilendiren bir devre arası yaklaşık 4500-5000 civarındaki bir konut. Tamam. Bunun aldı 4000-3000. Geride kalanlar bu işe müdahil olmadığı sürece. Olmasın. Olmasın da güzel anlatmış. Anlatamadım konuşuyor. Şimdi burada bir şekilde bu topluca bir alıp olmadıktan sonra bir dönüşüm. Yok. Güçlendirme vesaire yapamadıktan sonra ben bu kapıyı alsam ne yapayım? Hayır. Benim kapıda resmi olmuş. Değil. Öyle değil. Öyle değil. Şimdi. Bir dakika. Benim gerçekten, benim sadece dönüşüme uğramak, benim gerçekten tabut olurumda. Tabii. Ya ben burada bir şekilde Allah'a emanet yaşadım. Doğru. Allah'a dolayı beni bugün döndüm. Çok şükür. Yani benim başka bir derdim yok. Net. Hele bu depremden sonra geldiğimiz nokta net o. Yanlış yapıp dinlenmesin. Artık da son söylediğin devam ediyorsun. Bak bir şey bir iddiada bulunuyorsun. Dur. Cevap versin. Ondan sonra tekrar devam edelim. Şimdi bu parsellerin satışından sonra yani elinize belki aldıktan sonra evet bölümü Büyükşehir üzerinde kalacak. Büyükşehir'in biliyorsunuz Kiptaş gibi bir müdürlüğü var. Daha sonra Kiptaş üzerinden müracaatlarınızı yapacaksınız. Kiptaş olarak bu dönüşümleri gerçekleştirebilir hale gelecek. Bizim derdimiz şu. Elinize bir belge almanız. Yani sizin nasıl kimliğiniz yokken siz ehliyet alamıyor iseniz elinizde bir tapu yokken de dönüşüm yapamıyorsunuz. Dolayısıyla elinize mutlaka bir tapu almanız gerekiyor. Aldıktan sonra da Kiptaş'a müracaat bulunabiliyorsunuz. Bizim aynı zamanda bölgede, yani Büyükşehir'in önünde. Onlar da belki bu önümüzdeki ay geçecek. Ve dönüşümün yolu başka türlü açık değil zaten. Elinizde bir belge yoksa dönüşümü maalesef gerçekleştiremiyoruz. Karanfil köyün durumu ile bizimkisi farklı. Orası üç emsalle. Her şey yapılabilir durumda. Ve boğaz yasası yok. Ve sit yasası yok. O yüzden de onlarla bizi kıyaslamayın. Bizim bölgemiz başka bir şey. Orası başka bir şey. Merhabalar. Sevgili Başkan, hoş geldiniz. Sevgili Hanım, merhabalar. Sevgili İnsan'la konuşuyoruz, hoş geldiniz. Kur'an'la konuşuyoruz, hoş geldiniz diyorum. Ben Kur'an'la siz dernek yönetimden Hüseyin diyorum. Aşağıda da dernek başkanı var. Eyvallah başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım. Üç tane dernek başkanınız üzere. Yan yana geldim ben. Bulamadık. Başkanım, sorumluluğa geleceğim. Şimdi bu tapuk dediğimiz olay 13 senedir, 14-15 senedir Sabiha Mahalleler kanunların teker teker hepsini öğrenerek bu seviyede. Sağ olun, var olun. Size de teşekkür ederiz ki bu kanunları bize öğrettiniz. 775 gece konu kanunu da biliyoruz. 2981 tapu tahsis kanunu da biliyoruz. 4706 tapu şeklinde biliyoruz. Bir anlayışı da biliyoruz efendim. Hiç merak etmeyin bu konularında. 4 tane Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsilci olan siyasi partiden biz yetki aldık. Tek tek kapılarına gittik, günlerce uğraştık, emek verdik. Hepsinin onayıyla tapuların verilmesi şeyini aldık, yetkisini aldık Büyükşehir Belediyesi'ne. Nedir bu şey, şart? Sokak emlak reis bilir üzerinden eğer tapular verilecekse biz yetkiyi veriyoruz Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Bizim de sizlere beklentimiz, halkın adamı, Türkü Genci, ben sizin için vücudumu taşın altına koyarım diyen belediye başkanımız. Lütfen sizler rica ediyoruz. Vücudunuzu mu koyuyorsunuz? Koyun, bu insanlara sokak emlak ve iş belediye bağışları aldırmanın yolu başı. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben Pınar Mahallesi Kooperatif Başkanı Semra Çağlar. Öncelikli olarak Sayın Başkanımıza ve tüm ekibe, Sevgi Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıca meclisten bizim ve Rumeli Hisarı'nın dosyalarının geçmesi ve şu aşamaya gelmemize yardım eden tüm partilere, mecliste grubu bulunan tüm partilere de buradan teşekkür ediyoruz. Hep birlikte geldiğimiz aşamada şu salonu artık doldurduk, hani yüzdük, hep beraber bir kuyruğuna geldik. Şimdi siz de biliyorsunuz ki tam böyle depremden önce biz bir toplantı yapmıştık. Ve o toplantıda siz çok güzel bir cümle kurdunuz. Benim de çok kalbime dokunan bir şey oldu. Orada dediniz ki benim evet hani sizlerle görüşüyorum, mahalleleri temsilen, mahalleler birliğiyle sizlerle görüşüyorum. Ama dediniz ben bu halka söz verdim. Siz ne yaparsanız yapın ben bu halka verdiğim sözü tutacağım dediniz. Onun için de yani biz de açıkçası bundan çok çok etkilendik. Ve gelip dedik ki arkadaşlar biz Şükrü Başkan'ı ne kadar kızdırırsak kızdıralım. Zaten size söz vermiş. Zaten hani benim mahallemdeki amcanın, teyzenin sözü var Şükrü Başkan'da. Onun için hani neyse ve kimseyi üzmeyecek şekilde bunlar sonuçlanacak dedik. Ve hatta en son yapılan meclis toplantısında Nizamettin Bey fiyatları açıklamıştı. Bunu duyan yine komşularımız bizi aradığında da ben de herhalde orada bir yanlışlık var. Şükrü Başkan'ın bize sözü var. Yani biz bu rakamları böyle göğsümüzü gere gere mahallelerde zaten telaffuz etmedik. Hiçbir zaman etmedik. Dedik ki bir dakika Şükrü Başkan daha İBB ile görüşüyor. İkisi de sonuçta aynı parti ve ikisi de birbirinin ayağına kurşun sıkmaz dedik. Ve bekledik. Ama şu anda aynı rakamları açıkladınız. Hani aynı şeyin üzerinden gittik. İnşallah yani eminim ki hani bu bir nabız yoklamasıdır diye düşünüyoruz. İnşallah oturup bir daha bir araya gelip bunları bizim herkesin mutlu olacağı şekilde herkesin yani biz de artık böyle takdir edersiniz ki yani üç kuşaktır neredeyse bu Pınar Mahalleliyiz veya Rumeliyiz de aynı şekilde. Yani biz de bir sevinmek istiyoruz artık ve hiç nedensiz sevinmek veya acabasız sevinmek. Çok teşekkür ederim. Yapılan yerde fiyatlar böyle olmaz. Çünkü artık o
imar parselidir. İmar parseli de biliyorsunuz artık İstanbul'da ya da daha doğrusu Sarıyer'de evlerde şu an 60 bin lira civarlarında çıkmıştı. Dolayısıyla 18 madde uygulaması 60 bin başkanım. Şu satıştan sonra yapacağız. Evet, şu an gelmemesi için biz almanızı tavsiye ediyoruz. Halinizde de durumunuz değişmiyor. Anladınız mı? Bugüne kadar ne, nasıl durduysanız aynı şekilde durmaya devam edeceksiniz. Gitme, yıkma, almadım, ben de zarar görürüm diye bir endişeniz olmasın. O yüzden söyleyeyim. 140 metrekare aldınız. İmar uygulaması yaptık. Oradan donatı olarak %20 kesinti yaptık. Ve parseliniz 120 metrekareye düştü. Hiç fark etmiyor. 140 metre üzerinden imar alıyorsunuz. Boğaz'da böyle bir durum var. Hiçbir şekilde kaybınız olmuyor. Merhaba. Arkadaşlar başka soru yoksa merhaba. Aslında şey yapabiliriz. Fiyat anladık. Başkanımız mutlaka iletecektir. Ama mesela işte arkadaşımız gibi sorular soracaksanız sorun. Merhaba. Merhaba. Merhaba başkanım. Çok basit bir soru soracağım. Kabahattan beri bekliyorum. Sonra gideceğim. 3 katlı binamız var. Her hane halka ayrı ayrı bir başvuru yapacak. Evet. Tamam. Her hane halka ayrı ayrı başvuracak. Tamam. Metrekarenizi kendiniz söylüyorsunuz. Siz biliyorsunuz. Evet. Onu beyanla yazıyorsunuz. Ve hisse satışı olduğu için kadastral bir tespite de ihtiyaç yok. Sadece imar barışı belgesinin mutlaka kanundan gelen bir şey var. O yüzden onun dışında herhangi bir şey değil. Şimdi fakültatif belgesi sahibi ve yapı kayıt belgesi sahibi babam. Evet. Üç kardeş ayrı ayrı mı başvuru yapacak yoksa belgenin sahibi mi? Şimdi şöyle, eğer belgenin sahibi yaşıyor ve evet, o kendisi müracaat etmek istiyor ise sizin tamam, de rızanız varsa siz. Tamam. Hayır, bizim rızamız yok. Babamız artık bunları bize verdi başkanımızın evet, dediği gibi. Ayrı ayrı müracaat ediyorsunuz. Tamam. Hisse oranlarınızı yazıyorsunuz ve ona göre de işlem görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın böyle sorular varsa olsun. Çünkü fiyat başka bir şey ama bu teknik şeyler. Bunlar önemli şeyler. Ali Bey'e verelim. Ali Bey, fotoğrafta mikrofon yok mu? Aldım buradaki. Oradan konuşalım. Yılmaz konuşalım. Mikrofonu ön tarafa verelim. Ali, ses gelmiyor. Şimdi şöyle yapalım mı? Bakın bir önerim var. Şimdi salon giderek azalıyor. Bizden dikkat ederseniz bir kişi ayrılmadı. Bir zaman koyalım, bir limit koyalım ve toplantıyı bitireceksek birlikte gidelim. Böyle parça parça gidelim. Ve sorularınızı, bu teknik sorularınızı adresinizi alarak Kemal Bey'in bulunduğu yere gelebilirsiniz. O her gerek yok, herhangi bir şeye gelebilirsiniz. Bu toplantıları daha sonra siz tamamen kendi aranızda konuşarak, ailenizle konuşarak ya da konuşarak yeniden talep edebilirsiniz. Yeniden bir yaparız, toplantı yaparız. Ama kafanıza takılan her şeyi bizim Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne sorabilirsiniz. Belgeleriniz, adresiniz, kimliğiniz ve bilgilerinizle beraber. Ben Metin Çelen. Başkanım, biz Pınar Mahallesi halkı olarak, insanüstü halkı olarak sizin özellikle şu son 3 dönemde belediye başkanlığı yaptığınız dönemde gerçekten bizi çok bilgilendirdiniz. Bu işin için siz çok uğraştınız. Bunu kimse inkar edemez. Yalnız sizin söylemiş olduğunuz bir kelime var. Hiç unutmuyorum. Yine aynı soran böyle. Dediniz ki Büyükşehir'i biz alırsak, burayı da ben alırsam kesinlikle sizin kapılarınızı vereceğim. Sayın Kadıoğlu da sizinle beraber toplantıda sizden bir söz istedi. Dedi ki sokak rayiş bedelinden eğer ki siz burayı verecekseniz ben size okey vereceğim dedi. Bir tartışma yaşadınız. Şimdi bu kadar halkın, bu kadar milletin istediği bir tek şey var sizden. Burayı sokak rayiş bedelinden rica ediyoruz. O uğraştığınız kadar biraz daha uğraşın. Bize burayı sokak rayiş bedelinden gidip üstüne veririz.
10 tür üstünde değil. Bunu diyor mutlaka, hakkını cinsemiyor. Onu yok, bunu yok, bunu diyor. Şimdi ben de seni alkışlıyorum. Arkadaşlar. Bunu böyle verin. Bunu böyle verirseniz öyle olur, böyle olur. Ya verilemedi işte bugüne kadar. Verilememesinin sebepleri. Bir saniye beni dinleyin. Bir saniye. Kurulun beni dinleyin. Benim içinde olduğum durumu siz bilemiyorsunuz. Bakın benim kız kardeşim de burada, arkadaşlarım da burada. Beraber büyüdüğümüz, aynı sokaklarda oturduğumuz insanlar. Şimdi bu işin verilebilirliği ancak yasayla tanımlanabilir şekilde. Yasayla. Biz şartları alabildiğine zorladık. Rakamlar çok yukarılardaydı. Çok yukarılardı işte müdürüm burada. Çok büyük uğraşılarla ve de biraz önce İhsan ve Cafer örneği verdim. Her seferinde İhsan ve Cafer benim gözümün önündeydi. Şimdi öyle bir şey ki belki 3 kişi 5 kişi bir araya gelir toparlarsa onların da kapılarını alabiliriz düşüncesiyle. Şimdi şöyle. Bu işin hani biraz önce sevgili kardeşimin söylediği gibi benim yetki sınırlarımda değil. Ben yetki sınırlarımı zorlayarak, şartları zorlayarak bugüne kadar verilmeyeni, layık görülmeyeni, sizlerin büyük çabalarıyla, sizlerin inanışıyla bugüne kadar getirerek bu noktaya getirdik. Bakın, bunun devamında bu olay farklı boyutlara gidecektir. Benim korkum başka. Ama ben biliyorum ki halkın, toplumun olduğu yerde toplum söyledikleri geçerliliğini koruduğu sürece hiçbir şey bir şey olmaz. Ama biz bir fırsat yarattık. Bakın 10 sene boyunca hiçbir gün evrağımız işlem görmedi hiçbir yerde. Gitti geri geldi. Başka yerlere gitti. Zaman geçti. Bir daha tekrar müracaat etti. Büyük çabalarla belli bir noktaya geldiğimiz nokta bir büyük bir şey ablamın söylediği gibi. Ne yapacak yapacak. Şartları zorlayacak. Küskün kardeşler bir araya gelecek. Küskünlüğü giderecek. Ve bu işi çözmek zorundayız. Bakın ben de tek başıma benim payıma düşen 300 küsur bin lirayı ödeyebilecek durumda değilim. Ama oradan bir birikimim varsa onu göz önünde bulunduracağım. Başka bir yerden varsa onu göz önünde bulunduracağım ama benim öncelikle sizlerin büyük bir çoğunluğunuzun atasının, babasının, anasının tırnaklarıyla oluşturduğu bu yeri bir başkasına peşkeş çektirmeyecek şekilde bir uğraşıya girmek lazım. Yani işin özü bu. Yoksa bakın bu bir fırsat ve bu nihai fırsattır. Nihai fırsat. Hiç kimse sizin bu noktada ne malınıza ne mülkünüze müdahil olamaz. Tekrar söylüyorum. Ben 2009'da belediye başkanı olduğumda 3 tane mahallenin yıkım kararları vardı. O zaman sevgili şu anda başkan yardımcısı, o zaman imar müdürü. Çok büyük uğraşılarla o yıkım kararlarını kaldırttık. O insanlar hala oturuyorlar ama bazılarına dedik ki işte emlak müdürü de burada. Ya 1 metrekare yer olsa 1 metrekare tapun olsun. 1 metrekare. Önemi çok büyük onun. Sevda'nın biraz önce söylediği gibi. Şunu düşünmeyin. Mülkiyet probleminin çözülmediği bir yerde dönüşüm yapmak imkanı yok. Bunu böyle lütfen bilin. Bu bölgede mülkiyet probleminin çözülmesi lazım ki zaman içinde şu anda bir taraftan da biz onlara uğraşıyoruz. İmar planlarındaki değişikliklerin yine sizler tabii ki herkes burada tapuya yöneldiği için imar planlarında neler oluyor, neler bitiyor, ne uğraşlar, ne pazarlıklar olduğunun farkında değilsiniz. Biraz önce söylediğiniz gibi yeşil alanlarda kalan binaların normal
yeşil alanlar dışında çıkarılması konusunda bütün o uğraşılar, hepsi burada, önce imar planları burada çalışıldı yıllarca. Şimdi oradan finale geldik. Çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bir taraftan tapu probleminin çözülmesi, bir taraftan imar planlarının çözülmesi, yani hani bir laf var ya, çok ballı börek burada veya yağlı kete. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi bu işi biz emlak raj, yani sokak rajine, emlak raj bedelinde çözebilmiş olsaydık zaten çözerdik. Yoksa bizim şöyle bir şeyimiz yok. Ya burada beleşe gitmesin buralar. Dolayısıyla da buradan şunu kazanalım gibi bir iddia yok hiçbir şekilde. Ama devlette fiyatlar belirlenirken belirli yasalar doğrusunda belirlenir. Sokakta bunun ölçümleri yaptırılır ve belli değerlendirmeler vardır. O değerlendirmeye göre çıkan rakamlar, bu değerlendirmeye göre çıkan rakamlar korkunç boyutlardaydı. Biz işte sizin biraz önce söylediğiniz bunu ödeyemez. İşte burada insanlar şu sorunlar yaşıyorları hep biz öne çıkararak, kullanarak Ekrem Başkan'la zaman zaman birebir toplantılarla, zaman zaman buraya davet ederek, zaman zaman biz giderek, zaman zaman bürokratlar tekrar gelerek, tekrar giderek belli bir rakama indirme şeyi söz konusu. Ama olayın bütünü olarak bakıldığında, İstanbul'un bütünü olarak bakıldığında bu rakamların çok böyle şey değil, pahalı bir rakam olmadığını, ama yarın aynı şeyin Gazi Osman Paşa, çünkü sadece bu işin içinde hemen hemen 30, en az 30 ilçesinde benzer satışlar söz konusu olacak. Yani bunları göz önünde bulundurduğunda İBB'nin bu rakamların altında olamayacağı ve olması halinde de devletin ne diyor ona? kamu zararı oluşturacağı endişesiyle bu rakamların gelebildiği rakamlar buralar ve de hani keşke sen söylediğin gibi mal benim olsun, üçte birine bitirelim bu iş. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Bakın şöyle yapalım. Şimdi fiyatı tekrar konuşmayalım. Fiyatı siz konuşun abi. Siz konuşun. Aranızda tartışın. Bu toplantıları yine yapalım. Aranızda tekrar şey yapın. Kemal Bey'e müracaat edebilirsin. Kemal Bey bizim belediye binasının, yeni yapılmış belediye binasının ikinci katında lütfen Kemal Bey'e gelin. Kemal Bey size biraz önce arkadaşlarımızın sorduğu, hani üç kişi olursak öyle mi müracaat edeceğiz, böyle mi müracaat edeceğiz şeylerinde detay ve inşallah bu iş çözülür. Ben şunu söylemek istiyorum. Az önce siz şey dediniz, hisseli satış yapılırken üçüncü kişi hak sahiplerinden alamaz. Üçüncü kişiye satış yapamaz dediniz. Kağıt üzerinde bu doğru. Ama alamayan kişiler diyelim, rayiç bedeli yüksek bulup bu fiyattan alamayan kişiler bir başkasına sattığında o kişi müteahhit olduğunu varsayalım. O müteahhitin hisse tapu üzerinden bir zarara işlemi davası açıp buraları alma durumu var. Her zaman var. Evet, bu riske karşı, bu handikapa karşı biz de diyoruz ki mahalle dernekleri, mahalle kooperatifi olarak mahallesi altı olarak şunu söylüyoruz. Rakamları uygun bir zemine çekin. Yani üçüncü kişilere, müteahhitlere, çantacılara, torbacılara alma fırsatı vermeyin. Bu fırsatı onlara yaratmayın. Böyle bir yasal boşluk var. Çünkü tapular bize müstakil olarak verilmiyor.
18 uygulaması olmadığı için biz seni tepe alıyoruz. Yani 300 bile 5000 kişinin hisseler olduğunu hisseli tapılar. Arkadaşlar. Ve bu tapıların, Zavallı Şuhu davasıyla şunu kişilere geçme, sindikata... Aynı şeyleri tekrar edip duruyorsun. Bir dinle beni. Şimdi, yok ben açıklayacağım hemen. Şimdi aldığınız tapular evet, Zavallı Şuhu'ya gidecek tapular. Ancak aldığınız tapulardan hemen sonra, biraz önce dedik ki imar planı yapıyoruz. İmar planı da Büyükşehir'in önünde. Bu tapuları aldıktan hemen sonra biz 18. madde uygulaması yapacağız zaten bölge genelinde. Dolayısıyla oradan da engelleyeceğiz. Siz yeter ki kendiniz satmayın. Burada ikamet 3 yıla çıkabilir. Şu an 1 yıl ikamet ama 3 yıla çıkabilir. Dolayısıyla yeni ikamet yap da almadığınız sürece tapu sizin üstünüzde ama başka birini aldırmışsınız. Onu engelleyemeyiz zaten. Siz kötü niyetliyseniz bütün arkadaşlara zarar verebilirsiniz. Ancak biz plandan hemen sonra orada 18 yapacağız. Ve o 18 de öyle çuval gibi parseller yaşamayacak zaten. Bakın fiyat konusunu mutlaka başkanımız konuşur. Bilemiyorum ama teknik konuda bir şeyleriniz varsa onları burada anlatalım ki fiyat yeterince konuşuldu. Yani başkanımız o mesajı aldı zaten. Ama diğer konularda endişelerinizi söylerseniz daha doğru bir şeyler yaparız. Bir de Sayın Genç'e sorum. Sayın Genç, biz size yetki verirken Mahalleler Birliği olarak şöyle bir söz aldık sizden. Taahhütname olarak, yazılı taahhütname olarak aldık. Hak sahiplerine vergi ödediği emlak verdiği beyanını geçmemek şartıyla bu bedelden satış yapacağız dediniz. Böyle bir söz verdiniz. Böyle bir taahhütte bulundunuz. Bu taahhütü yerine getirmenizi bekliyoruz. Bu taahhütün arkasında durmanızı bekliyoruz. Eğer bir takım handikaplardan bahsettiniz, işte teknik olanaksızlıklardan bahsettiniz. Yani bu teknik olanaksızlıklar en azından bir tık üstü. Yani sokak rayicinin bir tık üstü. Örneğin 2,5, örneğin 3, küçük geçmeme şartıyla. Neden olmasın? Neden bu rakamlar konuşulmasın? Ve bu rakamlarda alındığı zaman zararın şuuruyla üçüncü kişilerin alma riskinin ortadan kalkacağından eminim ben. Çünkü herkesin alım gücü ortaya çıkacak, herkesin alma gücü doğacak ve insanlar da alacaktır bu varını. Evet. Buyurun. Tamam. Evet Yılmaz. Yasal belgeye mevzuat belge 2981'lerine yasa var 775 sayılı, yasa var 4766 yasa var sokak rayiş bedelini işaretliyor. Ama benim sormak istediğim mesela 976'ya adak 2, 3, 4, 5 parça işleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan araziler var. Burada da sorunlar var. Buraya bölgeleri almayan insanlara nasıl İkametgahları dışarıda veya memlekette veya yurt dışında olanlar var şu anda. Evleri burada ama onlar nasıl bir hale getirdiniz? Emlak beyanları yeterli oldu. Tamam. Yani emlak beyanları zaten geriye dönüp işlemediğine göre emlak beyanları yeterli. Yeterli. Tamam. Teşekkür ederim. Ön tarafı verin. Ön tarafı, iki ön tarafı. Bak orada. Tamam. Evet. Sayın Başkanım bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu kapılar oldu ki alındı. Liste bazındayız. Serbest çalışan müteahhitlerimiz var. Deprem ülkesindeyiz. En büyük sorunumuz bence deprem. Deprem doğru. Sayın Başkanım bunu çok iyi bilir. Yani inşaat mühendisi. Bu evler
ayrıldı bu arada. Ama burada ikamet etmiyorum. Bu evler zaten ben inşaat mühendisi değilim ama bir inşaat mühendisi eşiyim. Onu da atmak isteyeyim. Sağlam değil yani. Benim gözümde bile sağlam değil. Buradaki oturan bütün insanlar benim abim, kardeşim, hepsi bizim. Kimsenin ölmesini istemiyorum. Bu tapu alındığında Kiptaş, biliyorum, güzel çalışmalar yapıyor. Sizleri de çok sıkı takip eden biriyim. Özel tapu alındıktan sonra hisse basında da olsa müracaat edebilir. Özel müteahhitler de girecek mi? Böyle bir çalışmalarınız var mı? Şimdi şöyle, biz halk olarak kime güveneceğiz? Şöyle, şimdi biz plan, yani bu süreçte tapularınızı aldıktan sonra plan sürecini de tamamladıktan sonra bir 18. madde uygulaması hemen yapacağız. Ve bu bölgede de insanlar dilerlerse birkaç kişi bir araya gelerek tapularını oluşturup plan da yapacak, bina da yapabilecekler. Ya da bir bunun yolunu açtı ve çok güvenilir. Evet. Girip müracaat edip kendi hissenizle ilgili tasarrufu da oraya bırakıp onun üzerinden de dönüşüm yapabileceksiniz. Müteahhit işini biz hiçbir zaman organize etmedik. Hiçbir zaman da yolunu açmadık. Sesli olarak. Evet ama kendiniz gider müteahhitle anlaşırsanız, kendi hissenizi müteahhite satarsanız bizim ona yapabileceğimiz çok bir şey olmaz. Burada sizin birlikte hareket etmeniz lazım. Bizim bölgemizdeki en önemli şey vatandaşımız, oturan vatandaşımız, ikametgahını burada barındıran vatandaşımız birlikte hareket ediyor. Hiç daha birbirini satan ya da işte birbirine kazık atan bir mahalleli biz görmedik. Yani bugüne kadar bu mahallelerin dönüşmemesinin sebebi de zaten birlikte davranmamız. Evet. O yüzden de ben burada öyle başka şeylerin döneceğine inanmıyorum. Ona ben de inanmıyorum. Sadece sesli ama olarak, biz belediye olarak onun önünü hiç açmıyoruz. Yani depremden dolayı hızlı bir geçiş olması gerektiği için özellikle... Arkadaşlar şu an can güvenliğinizi alma evet. yönünde hareket ediyoruz. Siz mutlaka binanızı getirin ve biz bakalım mutlaka. Onda hızlıca can güvenliği nasıl alınabilir ona bakalım. Ama dönüşüm planlardan sonra oluşacak. Maliyetler çok yüksek olduğu için özellikle bu soruyu soruyorum. Özellikle. Teşekkür ederim. Bu öngörünümde dahil mi? Yok, bu sadece bizim öngörümüz için. Güçlendirme için. Sıra bende zannedersin. Nerede? Başkanım buradayım. Ha buyurun. Şimdi başkanım ben kirada oturuyorum. Ağustos ayında Tınar Mahallesi'nde bir ev aldım. Kamyon aracılığıyla. Parayla mı? Evet. Kaça aldık? 1500 lira, 1,5 milyon. Orada şöyle izah edeyim, ben eve geçecek oldum, kiracı çıkmadı. Evime de geçemedim. Şimdi az önce senin başkanım dedi ki, Temmuz sonrası alınan satışlara hak sahibi değil. Benim mağduriyetim ne olacak? Ben müteahhit de değilim. Bu da kolayından haberim de yok. Yani işte... Neyse, sana özel bir şey geliştiririz belki. Size yardım bekliyorum çünkü kiracım çıkmadı, ne yapayım? 1,5 milyon. Başkanım olan benim zinet eşyaları oldu. Gitti valla. Neriman Hanım. Şimdi evet, bak yukarıda. Bitirelim bence. Bir de evet. Evet yukarıda buyurun. Neyse seninle bitirelim. Maskeni bir anlık çıkarsak. Başkanım iyi akşamlar. Şimdi bu harita ölçümün durumu var. Bu durumu belediye yapamıyor mu? Bir de yani şimdi ben 4-5 kişi alırım. 3,000 dolarlarında falan. Yani bunu belediye yapamıyor mu? Herhangi bir ücretsiz şekilde. Bir de mahallelerde tek katlı gece konuları var. Mesela 200 metrekare arsanın içinde 100 metrekare bina var. Burada tapu 100 metrekare binaya göre mi veriliyor yoksa 200 metrekare arsaya göre mi veriliyor? Nasıl hesaplıyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle yer tespit tutanağından bahsedelim. Oradan bir kaptan istiyor. Yani özel ofisler yapıyor bu işi. Dolayısıyla bunu yaptırabilirsiniz de yaptırmazsanız da biz bir şekilde bakacağız ona. Zaten hisse alıyorsunuz. Hissenizin çok şeyi bir anlamı yok ama imar barışından mutlaka alacaksanız, avantajınız olacaksa mutlaka gene size söyleyeceğiz biz yaptırın. Yönlendiririz o konuda. Tek katlı bir gece kondu var ve gece kondunun taban oturum seviyesi 100 metrekare ama adam 150 metrekare kullanıyor. 150 metrekareyi de alabilir durumdaysa onu alabilir durumda, problem yok. Bahçenin ekranı mesela
işte 150 dedim yani. 100 gece kondunun kendisiydi, 150 de bahçe içiyle beraber bir 150 müracaat edebilir. Bakın bu sorular varsa yapın, öteki türlü... Ali Bey, Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Açıldı. Tamam, açıldı, açıldı. Yok, kapattı. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, 2. Boğaz Köprüsü geçişiyle beraber emeklerinize önce teşekkür ediyorum. 86'dan bu yana bu mahalle için uğraşıyorsunuz. Ta o günden beri. Gerçekten o günde de biz diyoruz ki bizim içimizden biri yetkili olur, Sarıyer Belediye Başkanı olur, Ankara'da vekil olur. Veyahut da Bayındır Bakanı olur da bu soruları çözeriz. Ta o günden beri Bayındır Bakanı da bizim istimdak sahasında olan yerleri siz durdurdunuz. Sayenizde Karayolları bölgesinde istimdak sahasında olan. Eğer o güne engel olmasaydınız bugün Hisarüstü'nün tamamı sanırım o günkü şartlarda tamamını yıkmışlardı. O Doğa Tepesi zaten bizler için yapılmamıştı Dalan zamanında. Başka bir projeler vardı, engel oldunuz. O zaman beri emeklerinize teşekkür ediyorum. Şimdi ise hem bizim o yeşil alan, yani karayolları alanında kalan kısım 30-35 tane vardı. Hatta 60 tane son bilmiyorum o kadar bir tane var. Bunların durumu ne oldu? Bir belediye dahil olduğunu. Bir de soracağım şey, örneğin bizim gece kondan, yani 50-100 metrekare bir gece kondan ama 100 metrede bahçesi var. Bu tapu verilecekse en fazla metrekare kaç metrekare olacak alacağımız yer? Teşekkür ediyorum. Bu soru benim de sorumuz. Sizin başta sordunuz. Hayır. Sizin de... Yani Ali Bey'in sorusu benim de soru. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun. Buraya ver, buraya. Şimdi şöyle, karayolları kamulaştırma sahasının bir kısmı, özellikle yerleşik alanın olduğu yer, imar planı içine dahil edilir. Şu an Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oralar çözüm başka bir şekilde olacak. Şu an bu buradaki toplantı o konuyla ilgili. Hayır baba, çözülecek. Çıktı, karayolları çıkardı. Karayollarından çıktı yani. Karayollarında değilsin zaten. Evet, evet. Çıktı ama belediye daha halen şu an kabul etmedi. Gibi yani. Büyükşehir Belediyesi orası da bir şey. Tamam. Benim önerim arkadaşlar. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi o kadar aklım olsun. Bir de ondan sonra. Kaymacı olmasın. Beni ilk gece iftara kim çağırıyor? Ya böyle kalabalık değil. Bir kişi Sevgen Büyükşehir Müdürü Nizam Bey. Ekip bu ekip diyor yani. Çok net bir cevap alamadım. Burası gayet istikrar. Başka bir alanı. Biliyorum. Ama ben sana her zaman değilim. Başka bir başlayın. Şu mikrofonu bir verin arkadaşlar. Toplam tamam, mikrofon bak. Bir saniye çıkmayın, hep beraber çıkın. Şartları zorla ediyorsunuz. Benim babam bir tane şartı zorlayacak. Babam ana cadde inanında oturuyor Müslüm Hastanesi'deyim. Nasıl ödeyecek? İnşallah deprem bölgesinde değil. Benim hala rahi içmeleri üzerinden verilmeyecek. Neden bunu çözdürerdiniz? Bu kadar. Öyle değil işte. Evet. Ben söyleyeyim mi? Rahiş. Evet. Ama ben de tabii yani rayiş bedelini aşağıda tutmayıp yukarı çıkarsa yapılır mı? Sevgili başkanım. Başkanım. Sen konuyu sonra Ali'ye vereceksin. Abi bir dakika. Neriman Hanım konuşsun, sana vereceğim mikrofonu. Şimdi ben Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeyim ama Türk Sarıyer'deyim. Sarıyer Mahalleler Birliği'nin temsilcisiyim. Şimdi biz yıllardır bu aşamaya gelmek için büyük emek sarf ettik. Sarıyer'de kapı denildiği zaman olmaz deniliyordu. Olmadı, başardık. Hep beraber başardık. Biz İBB'de hukuk komisyonuyla görüşürken bize dediler ki asla size bu şey,
plan vermezler. Biz dedik ki biz onları kekiliz. Siz bunu geçirin, onlar bize emanet. Şimdi biz de diyorum ki, örneğin sizin ben çok ısrarla emlak rayiç bedelinden satılsın diye baskı yaptığınızı biliyoruz, takip ettik. Ama burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratı hiç konuşmadı, fikrini hiç bilmiyoruz. Bir önerimiz var sizlere, eğer kabul görürse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi korkuyorsa size devir yapsınlar, sizin belediyenizdeki adım bile. Neriman Hanım, biliyorsunuz orman yangınlarında bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin dışında kimse bir şey söylemiyor. Tamam, okey, tamam. Ama ben diyorum ki biz Memur bir şey söylemez. Ben Sergarma yetki verdim, konuşuyor. Sevgili başkanım, bak bir daha bir şey daha söylüyorum. Nasıl Ayaz Ağa'nda arazileri Sarıyer Belediyesi'ne devrettiler. Burada da size devretsinler. Siz hukuk yatırı vereceksiniz. Biz keşke. İBB'den o zaman vermem tabii. İBB'den bunu talep ediyoruz. Biz İBB'nin üstüne hiç duymadık. Hiçbir şey söylemedik. Ne düşünüyor? Nasıl gördü bu halkı? Örneğin bir de bizim 275 sayı zaten İBB'nin meclis kararına bakarsak hepsi yazıyor. Bunların hep de aynı konuşma şekilde. 2081'e göre verilecek, 775 sayılı yasaya göre verilecek, 4706'ya göre verilecek, 3096'ın 16 maddesine göre verilecek. Bunların kullandığı zaman buradaki vatandaşların hepsi alır. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim sizden ricamız 775 sayılı yasada var. 10 yıllık taksit hükmü var. Bu vatandaşlar 5 yıl değil de 10 yıl taksitle yapabilir misiniz? 775 sayılı yasada var bu. Bir de 10 yıllık satılama şehri 775 sayılı kanunda da var. Bunu uygularsak müteahhitlerin aramıza girmesini engellemiş olduğunu düşünüyoruz. Bir de buradaki süreç yer mahallelerine önerim açacak. AK Parti'nin söylediği bir söz var. Ben iki mahalleyi takip edeceğim. İki mahalledeki satışlar düzgün giderse, halkın istediği şekilde olursa biz diğer mahallelerine önde açacağız. 8 mahalle bu iki mahalleyi bekliyor. Lütfen hızlı davranalım ki diğer mahallelerin de önünü açalım. Bir de 2481 sayılı yasa kalkıyor. Kalkıyor. Biz gittik. 4 tane siyasi partiyle görüştük. Sözlerini aldık. İnşallah erteleyecekler. İki mahallemize sıkıntı var. Bu süreç biterse biz de hazine için adımlar atacağız. Emirgan Bey, Kalkanlar Belikoşu Mahallesi için teşekkür ediyorum. Peki. Bir dakika. Mikrofonu oraya verelim. Sayın Başkanım, neden ne hissedir tabu? Bu içerisinde bu olmak zorunda mı? Hepsi bu vatan. Buradaki kanunlara göre olmak zorunda. İkinci kez üstünden işlem geçmesi. Bir de AK Parti bankası 1000 lira metrekareye, doğru mu? Banka. Evet, Hikmet Bey, toplantıdan memnun musunuz? Şöyle, Sarıyer halkı sokak emlak reis bedelini öğrenmiş. 775'i öğrenmiş, 2981'i öğrenmiş, 4706'yı öğrenmiş. Ve verilen altına atılan taahhütnamelerin farkında. Halk burada bu taahhütnamelerin altına atılan imzaları sordu. Ve sokak emlak reis bedeli üzerinden bu satışların olması gerektiğini söyledi. Bu yani maalesef Şükrü Başkan ve yardımcısı Sevgi Atan'a bu konuda geri adım atmayacağını ileri sürdü. Fakat mahalleler seçilmesini aldığımız kararları hafta başından itibaren pankartlarımızı asarak, el ilanlarımızı dağıtarak, Sarıyer Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığımız basın açıklaması kararı alarak Sarıyer halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hem o açıklanan rakamları bize yüksek yok. Kabul etmiyoruz çünkü biz o rakamdan altından kalkacak insanlarız. Bizim alın gücümüz belli, asgari ücret belli. Asgari ücretle çalışan insanlar o şeyleri alamaz. Bu bir şey değildir. Tapu verme olayı değildir. Bu bir fahiş fiyata bir arazi satışı. Aklına ne? Aklına takılan ne varsa sizin için geliriz. Benim de mesela cadde üzerinde evim var. Onların hesaplarına göre bana normalde
aydınlatın. Ben geldiğiniz için çıkıyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. 4 kardeşim yeri var burada. Tekrar söylüyorum. 10 milyona yakın. Ben bunu bugün ödemem Nevruz. Mümkün değil. Ben emekli bir yarın insanım. Ramazan yani, ikisinin bereketi yani, bir araya yani. Gelsin. Yani sağlık bir şey neyse onu ödeyelim. Rakam gerçekten ödenecek gibi değil yani. Orası 2,5 milyon eski rakamda 2,5 trilyon. Hangi tutuyor. Mahalle efendim? Rumelihisar mahallesi. Aylık taksite böldüğüm zaman 40 bin lira aylık taksit oluyor. 5 sene 60 ay. Ben nasıl vereceğim bu rakamı? Biz kesinlikle rahiç bedelden istiyoruz. Kabul etmiyoruz. Teşekkür evet, hangi mahalle? Serizmeysel. Nasıl? Rakamları nasıl buldunuz? Yüksek mi? Yüksek tabii. Ramazan düşünmeye çalışıyor. Dışarı düşer yani. Rahiç bedeli bekliyorsunuz. Yani 3 güne kadar düşse yeter yani. Rahiç bedel olmaz. 3 güne kadar inmesini bekliyoruz yani. 3 ödenebilir. Merhaba, hangi mahalle? Pınar Mahallesi. Fiyatları nasıl buldunuz? Açıklanan fiyatları. Yani emekçi için yüksek bir fiyat. Böyle düşmesini bekliyorsunuz. Düşmesini bekliyoruz aynen. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Rıza Bey, evet, nasıl buldunuz fiyatları? Vallahi ben kafam şuna takıldı. Şimdi kamu zararı, kamu zararı deniliyor. Bu topraklar bir tane, yani bir araziler bir tane şahsa devredilmiyor. Çoğulculuk vatandaşa devredildiği için vatandaş da kamunun bir parçası olduğuna göre, yani bir şahıstan fazlalık olduğuna göre, bir de mahkeme kararlarıyla yıllardır üzerinde oturmuş insanlara mahkeme kararlarımız var. Biz Derbent olarak kazandığımız davalarda da mahkemenin verdiği kararlar var. Kesinlikle bürokrata buradan kamu zararı doğacağını ben düşünmüyorum. Seçilen siyasilerin risk alması gerekir diye düşünüyorum. Siyaset risktir. Risk de vatandaşa karşı, seçildiği vatandaşına karşı siyasetçiler daha cesur olmalı. Çünkü toplumun birçoğuna arazi devrediliyor. Bir butayı da devretse, ona bir rant sağlasa eyvallah, kamu zararı doğabilir. Ben bu kamu zararı doğacağına inanmıyorum. Onu doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya bir de baksana şunu söyleyeyim. Kesinlikle işte kamu zararı doğacak diye vatandaşları oyalamanın da çok bir anlamı yok. Çünkü yıllar geçtikçe emlak beyanları, emlak değerleri arttıkça vatandaşa da katlamalı olarak önümüzdeki gelecek yıllarda daha farklı rakamlarla karşılaşılabilir. Çünkü gelir düzeyi gelecek yıllarda bundan çok da Türkiye şartlarında farklı olacağına inanmıyorum. Sağ ol. Hocam merhaba. Merhaba. 5 sene içinde almazsak ne olur gibi. Hayır. Belediye değişti. İnsan ne olacak o zaman? Tam açıklayacaktınız. Başka bir soru girdi. Belediyeler değişti ve ne oldu? Hiçbir şey olmaz. Almayan da ancak o kiptaştan yararlanamaz. Hayır. Yapma.
Beşiktaş'ın verdiğine bağlıdır. Alan kendi emeğiyle başka bir şey yapar. Mimarı da hak etmemiş olur. Yok, adama almayın derken şunu söyledim. Anladım, bugüne kadar durumunuzdaysa aynısı. Ama kapatın. Kapatın. Ondan görüyorum ben de. Ben diyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Ay, çıkartma bu. Kime kadar?